Evet, ses evet. Net diye yazıyor Çağlar. Evet, şimdi başlayabilirsiniz, buyurun. Oh, eline sağlık Serdar'cığım. Evet, kıymetli meslektaşlarım, sevgili konuklarımız, değerli çalışma arkadaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Korona bize hiç beklemediğimiz anda bir süreci yaşattı. Bizler sizlerle yüz yüze gelmeye alışmışken şu anda olduğu gibi dijital olarak video konferansla bir araya gelmek durumunda kaldık. Sorunlar var mı? Evet, bu adaptasyon döneminde yaşadığımız sıkıntılarla beraber bu sürece geçeceğiz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyordu. Belki de en çok etkilenecek meslek grubu bizleriz. Fakülteden bizler bütün bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunulması gerektiğine dair çok ciddi eğitimlerle mezun olduk. Aslında korona, COVID-19'a da hazırlıklıyız ancak en dikkat etmesi gereken meslek grubu olarak yine de en fazla etkilenen insanlar bizler olduk. Bizler fakülteden mezun olurken bilimsel bilgi donanımıyla fakülteden ayrılıyoruz ama iki tane eksiğimiz var belki de. Bu eksiklerimizin bir tanesi mali sorumluluklarımız, diğeri de hukuki sorumluluklarımız. Bu süreç içerisinde, bu değişim esnasında işlerimizle de alakalı bazı değişiklikler oldu. Bugünkü bu video konferansı planlamamızın sebebi de bu. Sevgili meslektaşlarımızdan makbuzla ve koronaya karşı hukuki sorumluluklarımızla alakalı ciddi bir talep geldi. Biz 10 gün evvel yönetim kuruluyla bu konuları konuşmaya karar verdik. Sevgili mali müşavirimiz, odamızın mali müşaviri Yeter Yakar'dan böyle bir sunuma katkı sağlar mı diye rica ettik. Sevgili hukuk müşavirimiz Gizem Hanım'dan rica ettik, yine Gizem Kumbul'dan. Kabul ettiler sağ olsunlar. Dolayısıyla bu organizasyonu yaptık. Aynı zamanda Yılmaz Özer var Yeter Hanım'ın yanında. Şu an yüzünü görmüyoruz. Biraz sonra kendisi göreceğiz yine. O da işe Yeter Hanım'ın dışında kalan kısmıyla integrasyon demiştiniz herhalde Yeter Hanım. Onunla alakalı, dijital kısmıyla alakalı sorularınıza cevap verecek. Bu şekilde eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Bu arada ben sizlere koronanın başlangıcı itibariyle neler yaşadık çok kısa onları söylemek istiyorum. Hepimiz Türkiye gibi, dünya gibi hazırlıksız yakalandık buraya. Çok ciddi bir maske ve tulum sıkıntısı yaşadık. Bu konuda gerçekten çok fazla mücadelemiz oldu ve sonra meslektaşların kişisel korunma ekipmanlarıyla çalışabilecekleri ortamı sağlamak amacıyla TDB ile dirsek teması içerisinde USAŞ'tan bazı malzemeleri getirdik. Ve bunların hekimlere dağıtılması sağlandı. Hala dağıtılıyor. Kötü bir haber vereceğim. Sanırım USAŞ ya da Devlet Malzeme Ofisi'ne devredildiği iş. Bir süre daha maske ve tulum alamama ihtimalimiz var. Elindekilerinizi tedarikli kullanmaya çalışın. Bu arada korona süreci içerisinde Antalya Diş Hekimleri Odası hiçbir zaman kapanmadı. Rotasyonel de olsa personelimiz sizlere hizmet vermeye, ihtiyaçları gidermeye devam ettiler. Ben bu ortamdaki, bu ciddi ortamda oda personeline sizler adına teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç devam ederken yönetim kurulu her hafta yine toplanmaya devam etti. Sürecin uzağında olmayalım, haberleri takip edelim ve sizlere ulaştırabilelim diye. Dolayısıyla yine sizler adına ben yönetim kurulunda canla başla çalışan meslektaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. 10 gündür bu programı karar verdik. Serdar'dan rica ettik. Serdar, bu organizasyonu yapar mısın diye. Belki 20 kere bağlandık. Sorun yaşamayalım diye. Serdar'a da teşekkür etmek istiyorum ama işte dijital ortam. Adapte olmaya çalışıyoruz. 10 dakikadır bu bağlantıyla ilgili sorunları yaşadık. Bunlar böyle olacak. Geçmişte belki ya bilgisayar görmeyen meslektaşlar var. Nasıl olacak diye bu konuları konuşurken şu an sosyal yaşantımızda, mesleğimizde, alışverişimizde, her yerde dijital bir hayat sürüyoruz. Hani değişmeyecek, bir şeyler değişecek dediğimiz şeyleri birebir yaşıyoruz artık. Çoluk çocuk birinci, ikinci, üçüncü sınıfta online derslerle eğitimine devam ediyor. Biz de bu konuda diş hekimleri olarak bunun uzağında kalmayacağız. Çok arzu ediyorum, temenni ediyorum ki en yakın zamanda yüz yüze görüşeceğiz, bir şeyler durulacak ama artık dijital ortam, sosyal ortamdan uzak kalmak imkansız. Bize gelen duyuruları, size iletmemiz gereken her şeyi ya mesajla
ya odamızın internet sayfasından ya da sosyal medya, Facebook ve Instagram üzerinden iletmeye çalıştık. Lütfen onları takip ediniz. Sözü daha fazla uzatmadan kıymetli meslektaşlarım, Yeter Hanım'a aktarmak istiyorum. Ondan evvel sevgili Serdar, konferansın devamıyla alakalı, bizlere nasıl soru soracağınızla alakalı, nasıl cevap vereceğiyle alakalı bilgilendirme yapacak. Önce Yeter Hanım ve Yılmaz Bey bir ortalama 15 dakika sunum yapacak. Sonra Yeter Hanım bir yarım saat sonra programdan çıkmak durumunda kalacak. Dolayısıyla önce Yeter Hanım ve Yılmaz Bey'e sorularımızı alalım. Sonra ikinci kısımda Gizem Hanım'la devam edeceğiz. Serdar, kısaca açıklarsan söz sende. Herkese iyi akşamlar. Gecikme için özür dilerim tekrar. O kadar da prova yaptık ama ne yazık ki teknik aksaklık böyle meydana gelebiliyor. Normalde aslında herkesi bir program üzerinden bağlamak istemiştik. Ancak bir teknik problem oldu. O yüzden çoğunuz ancak YouTube'dan izleyebileceksiniz bunu. Burada ne yazık ki kısıtlı kullanıcıya izin var şu aşamada. Girmiş olan arkadaşlarımız kalabilirler, problem değil. Ama giremeyenler varsa onlar YouTube için bir ikinci bağlantı göndermiştik. Onu açarak oradan yayınımızı takip edebilirler. Yayın zaten tamamı YouTube'da daha sonra yayında kalacak. Belki küçük düzeltmeler yapabiliriz, montaj yapabiliriz ama o kayıtta olacağı için giremeyenler, müsait olmayanlar daha sonra da bu yayını tekrar izleyebilecekler. Soru sormak isteyen meslektaşlarımız YouTube'un üzerinde bir sohbet bölümü var. Oraya sohbetlerini yazılı olarak iletirlerse konunun muhataplarına ben iletilmesini sağlayacağım. Onların da cevaplarını direkt canlı olarak alabileceksiniz. Herkese katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yeter Hanım, sizde. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Yeter Yıkar ben. 20 yıldır muhasebe ve mali müşavirlik yapmaktayım. Antalya Diş Hekimler Odası Yönetimi'nin talebi üzerine e-dönüşüm ile ilgili yenilikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sunum iki bölümden oluşacak olup ben mali mevzuat, Yılmaz Özer Bey teknik destekler konularında bilgilendirme yapacak. Sunumun bitiminde Gassan Bey'in söylediği gibi soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Uzun uzun kanun, tebliğ, sirkülerle vaktinizi almak istemem. Olabildiğince anlaşılabilir bir dille yeniliklerden bahsedelim istedik. Mali İdare 19.10.2019 tarihinde yayınladığı tebliğinde diş hekimleri tarafından kağıt ortamında düzenlenen serbest meslek makbuzlarının 1 Haziran 2020 tarihine itibaren elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda saklanması konularında yeni düzenlemeler yapmıştır. E-SMM uygulamasına ilişkin süreç 1 Haziran 2020 tarihinde yapılan başvuru ile başlamıştır. Başvuru yapıldıktan sonra 30 Haziran 2020 tarihine kadar elektronik imza veya mali mührün temin edilmesi gerekmektedir. E-SMM uygulamasına dahil diş hekimleri Haziran ayı sonuna kadar kağıt ortamında serbest meslek makbuzu düzenleyebileceklerdir. 1 Temmuz 2020 tarihine itibaren E-SMM düzenlemek zorunludur. E-SMM makbuzunun düzenlenmesinde isteyen diş hekimleri GİP portal üzerinden uygulamaya dahil olabilecekleri gibi özel entegratör firma aracılığıyla uygulamaya dahil olabileceklerdir. GİP portal üzerinden uygulamaya dahil olan diş hekimleri muhtemel incelemelerde mali idareye sunulması gereken E-SMM XML uzantılı dosyalarını 5 yıl süresince yedeklemek ve saklamak mecburiyetindedir. Özel entegratör aracılığıyla uygulamaya dahil olan hekimlerin düzenleyeceği E-SMM makbuzlarının saklanması sorumluluğu ise özel entegratör firmaya ait olacaktır. Şimdi bakın, burası biraz önemli. Uygulamada biraz sonra bahsedeceğim hususlara azami dikkat etmenizi istiyorum. Diş hekimleri kredi kartı ile yapacakları tahsilatlara ilişkin düzenlenecek ÖKC bilgi fişi, yani E-SMM bilgi fişinde yer alan banka işlem bilgilerine E-SMM üzerine yazılması ve hastaya verilmesi gerekmektedir. Düzenlenen bilgi fişi E-SMM'nin kağıt çıktısı yerine geçer. E-SMM alıcının talebi üzerine elektronik ortamda teslim edilebileceği gibi ıslak imzalı kağıt çıktı olarak da teslim edilebilecektir. Gün sonunda POS cihazından yapılan tahsilatların kontrol edilip kesilmeyen E-SMM var ise
düzenlenmesi gerekmektedir. Yani burada şunu demek istiyoruz. Daha önceden kredi kartı kullanıldığı zaman serbest meslek makbuzu düzenlemiyoruz. Ama şu anda kredi kartını çekiyoruz, bunu hastaya veriyoruz. Ama sonrasında muhakkak serbest meslek makbuzu düzenlememiz gerekir. Bunu kontrol ediyoruz. Kontrol ettikten sonra günlük yapmadık. Diyelim ki iki gün sonra bir tane kesmeyi unuttuk makbuzu. İlgili güne 7 gün içerisinde tanzim edebiliriz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bu konularla ilgili biraz da cezai durumlardan maalesef bahsetmek istiyorum. Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında makbuz düzenleyenler veya hiç belge düzenlemeyenler 1-1-2020 tarihinden itibaren her bir belge için 350 TL'den az olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10 oranında ödül cezası kesilecektir. ESMM'yi bitirdikten sonra bu işin tabii ki bir de şirketler boyutu var. Şimdi şu anda hali hazırda şirket olarak faaliyetlerini sürdürenlere ondan bahsetmek istiyorum. 2018 veya 2019 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 milyon ve üzerinde olan mükellefler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadırlar. Bu işlem için 30 Haziran 2020 tarihine kadar mali mühür temin edilmesi gerekmektedir. Halihazırda uygulanan 1-1-2020 tarihinden itibaren uygulamada olan faturaların vergiler dahil toplam tutarı vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil 5000 Türk lirasını, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenenler açısından vergiler dahil 30.000 Türk lirasını aşması halinde faturaların e-arşiv faturası olarak e-belge portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. 30 Haziran, burası da önemli, 30 Haziran tarihine kadar ilk portaldan düzenlenen belgelerin muhafazası mali idare tarafından yapılmakta iken 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren saklama ve ibraz yükümlülüğü mükelleflere ait olacaktır. Yani burada bir öneride bulmak istiyorum. Herhangi bir belge kaybına maruz kalmamak için özel entegratör firmayla anlaşmakta fayda vardır. Bu konuyla ilgili sorularınıza cevaplayabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi söz Yılmaz Bey'de. Merhabalar. İsmim Yılmaz Uzer. Binlik yazılım çözümlerinde kurucu ortağım. Aynı zamanda mali müşavir bağımsız denetçiyim ben de. Onunla ben de yakından ilgileniyorum zaten mesleğim gereği. Aslında ben bir sunum hazırlamışım ama sunumu diğer programla beraber yapacaktık sunum halinde. Serdar Bey onu yapabilecek miyiz yoksa? Merhaba. Eğer ki şey yaparsanız, hazır ederseniz almaya çalışacağım. Yayına bir deneyeceğim. Söz veremiyorum ama uğraşacağım. Ekranı paylaşıyorum şimdi. Hemen deneyelim. Evet, siz paylaşırsanız. Şu an geliyor mu? Şimdi dener misiniz tekrar paylaşmayı? Şu an denedim aslında ama şu anda ekranda ama gelmiyor galiba. Bir saniye. Sizin yine Yılmaz Özer diye değil mi şeyiniz? Evet. Kullanıcınız. Evet. Gelmiyorsa da sorun değil. Ben buradan devam ederim bu şekilde. Tamam, bekletmeyelim o zaman. Tamam. Bana ulaşmasında problem vardı, o yüzden kusura bakmayın. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Yeter Hanım biraz önce söyletmişti zaten. Ben tekrar bir değinmek istiyorum. Faaliyetlerini 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle başlayan tüm meslek erbapları 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle artık elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmek durumunda. Yani bu yıl itibariyle de faaliyetlerine başlamışlarsa, 1 Şubat'tan önce başlamışlarsa mutlaka 1 Haziran itibariyle bu meslektaşlarımızın da elektronik serbest meslek makbuzuna geçiş yapması söz konusu. Şu anda bunu yapmanın iki yöntemi, daha doğrusu üç yöntemi var ama bizi ilgilendiren yönüyle iki yöntemimiz var. Gelir Dersi Başkanlığı'nın ücretsiz olarak sunmuş olduğu GİP portalı var. E-Belge Gov.tr üzerinden
isterseniz bunu kullanabileceğiniz, birazdan zaten biraz daha detaylar vereceğim. Buradan GİP portalı üzerinden bunu mali mühür ile, yani eğer şirketseniz mali mühür, eğer şirket değilseniz isterseniz e-imza ya da yine isterseniz bireysel olsanız da mali mühür ile servis meslek makbuzlarınızı GİP portalı üzerinden ücretsiz olarak düzenleyebiliyorsunuz. Burada şöyle bir handikap var sadece. GİP portalı üzerinde düzenlemiş olduğunuz belgelerin elektronik ortamda geri dersi başkanlığına saklanma süresi 6 ay. Yani 6 aydan sonra bir garanti vermiyor. Diyor ki ben bu belgeleri 6 ay saklayabilirim. 6 aydan sonra bunun muhafazasını kendin yapmak durumdasın. Vergi usul kanuna göre de bizim her türlü belgeyi 5 yıl boyunca saklamamız gerekiyor. Yani kağıt ortamdaki belgeyi nasıl 5 yıl saklıyorsa burada elektronik ortamda, dijital ortamdaki belgeleri de aynı şekilde 5 yıl itibariyle saklamamız gerekiyor. Ama 5 yıl saklamada nasıl gerçekleşiyor? Buradan aldığınız çifti, kağıt çiftliği değil ya da PDF ortamındaki PDF belgesini değil, XML olarak yani üzerinde mali mühür ya da e-imza olan XML çiftçisiyle birlikte 6 aydan sonra da bizim yine aynı şekilde 4,5 yıl ya da toplamda 5 yıl saklamamız gerekiyor. Burada saklama süresinin dışında bir makbuz düzenlediğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Oradaki makbuzdaki eğer önceden aynı hastaya makbuz düzenlemişsek o veriler otomatik olarak karşımıza gelmiyor. Bu verilere tekrar yeniden girmek durumundayız. Yine bir problem olduğunda özel entegratör yoksa devrede Gelir Dersi Başkanı'nın Alo 189 hattını arayarak oradan destek almak durumundasınız. GİB'in üzerinden bu işlemleri bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani Gelir Dersi Başkanlığı'nın e-belgeli portalı üzerinden. Pardon. Sesinizde biraz sıkıntı oluyormuş da biraz daha yavaş konuşmanızı rica ediyor meslektaşlar. Özür diliyorum. Buyurun. Şimdi bu belgeleri bizim yerimize, yani elektronik belgeleri bizim yerimize peki mali müşavir düzenleyebilir mi? Hayır, düzenleyemez. Bu belgeleri de kendinizin, kendi bilgisayarınızdan, kendi internetinizden, kendi bilgisayarınızdan kendinizin düzenlemesi gerekiyor. Çünkü bunu mali müşaviriniz ya da bir başkası tarafından düzenlenmesinin tespiti halinde hem düzenleyene hem de kimin adına düzenlendiyse bunlara ağır cezalar uygulanmakta. Şu an itibariyle bunlar da maalesef başlamış durumda. Dolayısıyla hani bunu biz, bizim yerimize işte bizim mali müşavirimiz var nasıl olsa bu elektronik makbuzları, serbest meslek makbuzları bizim adımıza mali müşavirler düzenlesin dediğim zaman bunun maalesef bunun fiiliyatta çok mümkünatı yok. Evet. Gelir Dersi Başkanı üzerinden SMM'lerle ilgili iptal de maalesef söz konusu değil. Yani siz bir belge düzenlediğiniz zaman GİB'in üzerindeki EBG.gov.tr'den herhangi bir belge düzenlediğiniz zaman bu belgeyi hadi ben bir iptal edeyim, tekrar yeni belge düzenleyeyim. O belgeyle ilgili maalesef iptal söz konusu değil. Ancak yeni bir belge düzenleyip o belgenin ayrıntısında daha önce düzenlemiş olduğunuz belgeyle ilgili bilgileri ve sebebini girip ancak bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama bunu eğer özel bir entegratör ile yaparsanız özel entegratörde bunu yapmak mümkün. Ama Gelir Dersi Başkanlığı'nın e-belge portalı üzerinde herhangi bir belgeyi doğrudan önceden düzenlenmiş bir belgeyi iptal etme olanağımız maalesef bulunmakta. Peki biz bu belgeleri ne zaman düzenlemek zorundayız? Vergi usul kanununa göre bu belgeleri hizmetin, yani hizmeti verdiğiniz an itibariyle hizmeti verdikten sonra 7 gün içerisinde bunları düzenlemek durumdasınız. Bu da ne demek oluyor? Yani ben 7 gün geriye istersem belge düzenleyebilirim. Ama tutup da bir önceki aya bugün itibariyle ben işte hangi aydayım? Haziran ayındayım. Tutup Mayıs ayına veya daha öncesine belge düzenleme ya da Mayıs Haziran ayındayken Temmuz ayına belge düzenleme gibi bir şey söz konusu değil. Yani bulunduğumuz tarih itibariyle en fazla 7 gün geriye dönüp belgelerimizi düzenleme ihtimalimiz var. Bu anlamda yani ben bütün belgelerimi toplayıp ayın sonunda toplu olarak makbuzlarını keseyim olayı maalesef artık söz konusu değil. Peki biz bu süreci nasıl başlatıyoruz? Elektronik serbest meslek makbuzuyla ilgili sürecimizi, başvuru sürecini. Burada iki yöntem var. Biraz önce söylemiştim. Ya mali mühürle ya da e-imzayla. Yani bireysel olan bireyseller, yani eğer kendi adınıza düzenlemiş olduğunuz serbest meslek makbuzları için isterseniz mali mühür olarak da kamu sertifikasyon merkezine mali mühür başvurusunda bulunabilirsiniz ya da herhangi birisinden, herhangi bir firmadan e-imza talep ederek e-imza adınızı alıp e-imza ile de aynı şekilde bu süreci başlatabilirsiniz. Şimdi
GİB'in üzerinden yapacağınız, eğer kendiniz GİB üzerinden bu işlemi devam ettirmek istiyorsanız e-imza ile ya da mali mühür ile başvurunuzu yaptıktan sonra her belgede, yani her elektronik serbest meslek makbuzu düzenleme aşamasında burada mali mühürünüzün ya da e-imzanızın mutlaka yanınızda olması gerekiyor. Yani her makbuzu düzenlemek için mutlaka e-imzaya ya da mali mühüre ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama özel entegratörle devam ettiğiniz zaman, yani yola ben kendim e-belgeyi kendim düzenlemeyeyim, bu e-belgeyi entegratör kanalıyla düzenleyeyim dediğiniz zaman orada her seferinde bir mali mühüre ya da elektronik imza, e-imzaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Bir kere bu işin başında tanımlama yapıldıktan sonra, imzalama gerçekleştikten sonra artık ondan sonraki süreci özel entegratör üzerinden herhangi bir e-imzaya ya da mali mühüre ihtiyaç duymaksızın devam ettirebiliyorsunuz. Elektronik belge düzenlemenin 3 tane yöntemi var. Biraz önce aslında bunlardan ikincisini zaten söylemiştim. Birincisi portal yöntemi dediğimiz, yani Gelir Vergisi Başkanlığı'nın elektronik belge için herkese açmış olduğu e-belge üzerine, yani belge.gov.tr üzerine herhangi kimse herhangi bir bedel ödemeden kendiniz buradan bütün verileri girerek Gelir Vergisi Başkanlığı üzerine ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu portal yöntemi diyoruz biz buna. İkinci bir yöntemimiz daha var. Doğrudan entegrasyon yöntemi. Bu tabii doğrudan entegrasyon yöntemi kendinizin Gelir Vergisi Başkanlığı'ndan özel izin alarak, yani oradaki şartları yerine getirip özel izin alarak ancak bunu sağlayabiliyorsunuz. Bu da çok mümkün olmayan bir şey. Çok büyük şirketlerin yaptığı, kendi için özel yaptığı şeyler. Ama bizim burada bildiğimiz portal yöntemi ve özel entegrasyon yöntemi. Özel entegrasyon yöntemi de özel entegratörler aracılığıyla, yani piyasada şu anda serbest meslek makbuzunda yetki almış, Gelir Vergisi Başkanlığı'ndan yetki almış 41-42 tane firma bulunmakta. Türkiye genelinde herhangi bir şekilde 41-42 firmadan herhangi bir tanesine özel entegratör yöntemine faydalanarak bu belgeleri isterseniz buradan düzenleyebilirsiniz. Bunlar içerisinde bildiğiniz gibi ücretsiz verenler de var. İşte İş Bankası gibi ya da işte Finansbank gibi ücretsiz verenler var. Ya da bazı şekilde belli bir ücret karşılığı yaptıranlar var. Özel, ama burada size biraz önce Yeter Hanım söylediği gibi eğer sizin için ekstra bir şey olmayacaksa özel entegratörle gitmeniz her anlamda sizin için daha avantajlı. Eğer özel entegratörle devam etmek istemiyorsanız yolunuza, ben bunu e-belge üzerinden, yani Gelir Vergisi Başkanlığı'nın ücretsiz portal üzerinden yapmak istiyorum diyorsanız da o zaman da bir kısa hemen size portal.efatura.gov.tr, bunu zaten isterseniz Serdar Bey sonrasında ben bu sunumu da bırakabilirim. Oradan kendiniz de görebilirsiniz. Buradan e-belge üzerinden, yani belge.gov.tr üzerinden isterseniz e-imzanıza ya da mali mühürünüze başvurunuzu buradan yapıp bundan sonraki süreçte buradan devam edebilirsiniz. Ama bizim bu başvuruyu ne zaman yapmamız gerekiyor? Bu ayın sonuna kadar mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Yani bu ayın sonuna kadar biz belgeleri eğer mali müşaviriniz interaktif belge dairesinden başvurunuzu ilk olarak yapmışsa, yani elektronik serbest meslek makbuzunuzla ilgili başvurunuzu yapmışsa bir aylık süre var önümüzde. Yani bu ayın sonuna kadar, 30 Haziran'a kadar bizim mutlaka bu başvuruyu yapmış olmamız gerekiyor. Belge üzerinden, belge.gov.tr üzerinden bu başvuruyu yapmış olmamız gerekiyor. Bu başvuruyu yapmak için de mutlaka ya mali mühüre ya da e-imzaya ihtiyacımız bulunmakta. Buradan yaptıktan sonra artık bu ayı bu şekilde kağıt ortam, biraz önce zaten Yeter Hanım söylemişti. Kağıt ortamında, yani serbest meslek makbuzlarınızı bu ayın sonuna kadar yine elle kesmeye devam edebilirsiniz. Kağıt ortamında kesmeye devam edebilirsiniz. Ama başvuru yapmak koşuluyla. Çünkü kanun koyucu demiş ki eğer siz burada yani geçiş süreci gibi bir süreç tanımış bize, bu geçiş süreci bir ay, bu bir aylık süreçte başvuru yaptıktan sonraki bir aylık süreçte, yani 30 Haziran'a kadar biz yine aynı şekilde makbuzlarımızı elde düzenleyebiliriz. Evet, bunu zaten biraz önce bu bilgiyi de size detaylı bir şekilde bildirmiştim. Mali mühür başvurusu, yani şimdi iki yöntem var demiştim. Bir tanesi e-imza, bir de mali mühür. Mali mühürü kamu sertifikasyon merkezine başvurarak, eğer şirketse zaten şirketler için başka bir yöntem yok. Mutlaka mali mühür olması gerekiyor. Ama bireysel olanlar için, şahıslar için ister mali mühüre başvurabilir, isterse de yakın bir çevresinden e-imzayı edinebilir.
Eğer mali müdürden kamu sertifikasyon merkezine mali müdür başvurusunda bulunulacaksa bireysel olarak 155 TL artı KDV toplam 182 lira yapıyor. Eğer şirket olarak başvuracaksa onlar da 245 artı KDV toplam 289 lira bir ücreti var. Bunun toplamı da 3 yıllık bir ücret oluyor. Yani eğer siz mali müdür, ben mali müdür üzerinden hareket edeyim diyorsanız toplam bireyselse 182.90, şirketse 289.10 lira bir ücreti var 3 yılına. E-imzada da zaten buna benzer rakamlar var. Ama tabii e-imzanın şöyle bir avantajı var. E-imzayı sadece burada belge düzenlerken kullanmıyorsunuz, farklı işlerde de kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda bireysel olanlara biz e-imzayı tavsiye ediyoruz. Bir de biraz önce söyledik, şirkete dönüşmüş olanlar varsa, yani şahıs olarak değil de şirket olarak şirkete dönüşmüş olanlar varsa zaten bunlar elektronik serbest meslek makbuzu kesmiyor. Yani SMM düzenlemiyor. SMM yerine artık fatura düzenlemesi gerekiyor. E-fatura düzenlemesi gerekiyor. 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle eğer şirketse ve cirosu 5 milyon üzerine geçmişse cirosu 5 milyon üzerinde olanların artık e-faturaya ya da e-arşive geçiş yapması gerekiyor. Bir de yine önemli bir husus daha var. Bu aslında bugün için geçerli olan bir şeydi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli bir şeydi. Bu konuda da dikkatini çekmek istiyorum. Size düzenlenen belgeler, yani size birisi, diyelim ki bir X firması bir belge düzenlediği zaman, bir fatura düzenlediği zaman eğer fatura 5000 KDV dahil 5000 TL'nin üzerindeyse sizin firmanıza ya da sizin şahsınıza herhangi bir belge fatura düzenlendi. Eğer 5000'in üzerindeyse, KDV dahil 5000 üzerindeyse bunun mutlaka elektronik ortamda olması gerekiyor. Yani size kağıt ortamda bir 5000'in üzerinde bir fatura düzenlediği zaman bunu maalesef hem düzenleyene hem de bunu siz kabul eden şahıs ya da firma olduğunuz için size de aynı şekilde maalesef cezası var. Bu anlamda herhangi bir şekilde adınıza 5000, KDV dahil 5000 ve üzeri fatura düzenleniyorsa mutlaka mutlaka bunun elektronik ortamda kabul edilmesi gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkürler. Gayet keyifli, bilgilendirici bir sunumdu. Serdar, sorular varsa alalım. Değilse, soru yoksa ben sormaya başlayayım yavaş yavaş. Sorular var. Onları aktaracağım şimdi. Tamam. Soran hekimlerin ismiyle beraber sorarsan sevinirim. Öyle yapmaya çalışacağım. İlk soru, benim muayenehanem var. Muhasebecimiz 5000 lira üzerine elektronik serbest meslek makbuzu gerekiyor. Onun altına gerek yok demişti. Yanlış bilgi mi? Bir de 5000 üzeri dahi olsa kredi kartı slibi yeterli demişti. Hayır, kesinlikle yanlış bilgi. Sümeyye Oğuz sormuş bu soruyu. Sunumda da bahsetmiştim. Burası çok önemli diye. O bilgi fişleri artık evet hastaya veriyoruz. Hastaya ESMM'yi düzenledikten sonra vermek zorunda değilim. Ama düzenlemek zorundayım. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Ufuk İşman'ın sorusu. Doktor POS kullanarak kredi kartıyla yapılan tahsilatlarda çıkan POS slipleri elektronik serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündeydi. Bu belgelerin geçersizliği yolunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartıyla yapılan tahsilatlarda elektronik serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğunun dayanağı nedir? Vergi Sultanlı 509. maddede bununla ilgili açıklamalar yapılmıştır. Şimdi Geri Dersi Başkanlığı'na yapılan görüşmelerde de bu hekim POS uygulamalarına son verildiğini söylendi. Düne kadar evet doğru, hekim POS uygulamasında buradaki fişler aynı zamanda makbuz yerine geçiyordu. Ama bugünden itibaren, yani 1 Haziran itibaren maalesef geçmiyor. Mutlaka 1 Haziran'dan sonra hekim POS olarak, yani bu kullanılan çıktılar fişler. Evet, yeni hastaya verilebiliyor, makbuz yerine geçebiliyor, fiş yerine geçebiliyor. Ancak mutlaka ve mutlaka bu makbul fişte alınan çıktıların da, yani oradaki postların da mutlaka ve mutlaka elektronik serbest meslek makbuzuna bağlanması gerekiyor. Yani elektronik serbest meslek makbuzunun açıklamasına ilgili fişin açıkları, ilgili fişle ilgili bilginin girilip bu şekilde sonlandırılması gerekiyor.
Eğer sonlandırılmazsa düzenlenmemiş oluyor. Yani sadece ve sadece ben oradan postan almış olduğum çiftler makbuz yerine geçer. Artık bu tarihten itibaren maalesef mümkün değil. Bir sonraki soruya geçiyorum. Hakan Kaputlu'nun sorusu. PDF formatında indirip saklamaya başlamıştım. GIP portalından XML formatında indirme seçeneği var mı? Teşekkür ederim diye soruyorum. Evet var. Oradan isterseniz XML formatında indirip XML formatında saklama yapabilirsiniz. Zaten olması gereken bu. Asla ve asla PDF ortamında saklama olmaz. PDF ortamında kanun koyucu şunu söylüyor. Diyor ki kim hangi ortamda belgeyi düzenliyorsa ya da kabul ediyorsa o şekilde devam etmesi lazım. Bu belgeyi kabul eden PDF ortamında kabul ettiği için evet o PDF ortamında saklayabilir. Yani sizin düzenlediğiniz karşı taraf açısından düşündüğü zaman hasta bunu PDF ortamında saklayabilir. Ama siz bunu düzenleyen olarak dijital ortamda düzenlediğiniz için bunu sizin dijital ortamda saklamanız lazım. Dijital ortamda saklamaktan kastım da PDF değil, XML olarak. Çünkü sizin imzanızın bulunduğu ya da mali mülkünüzün bulunduğu belge XML belgesi, PDF belgesi değil. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yapılan tedavi ile ilgili bilgileri özel entegratör firmaya nasıl ulaştırıyoruz diye sormuş Hakan danışman. Buraya sadece düzenlemiş olduğunuz belgede açıklama olarak giriyorsunuz bunları. Yani nasıl normalde biz elektronik makbuz yerine normalde şu ana kadar ne düzenliyoruz? Serbest meslek makbuzda bunları açıklama olarak nasıl giriyorsak aynı açıklamaları yine aynı şekilde makbuz üzerine dijital ortamdaki düzenlemiş olduğumuz makbuz üzerine açıklama olarak aynı şekilde giriyoruz. Bir fark yok yani. Yani şunu söylemek istiyorum. Kağıt ortamda düzenlediğimiz belge ile dijital ortamda düzenlediğimiz belge arasında hiçbir fark yok. Sadece bir tanesini siz belki elle düzenliyordunuz. Burada bunu dijital ortamda ilgili yerde açıklamalarına girip bu şekilde sonlandırıyorsunuz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Sayın Gürsel sormuş. Özel entegratörle yapılan işlemlerde kayıt entegratörde mi oluşturuluyor yoksa biz yine kayıt tutmak zorunda mıyız? Şimdi burada kayıt tutma zorunluluğu aslında öncelikle mükellefin kendisinde. Yani kanun koyucu orada 509 nolu tebliğde buradaki belgelerin saklanmasından ilk olarak mükellefin kendisini sorumlu tutuyor. Ancak mükellefle beraber burada özel entegratör de sorumlu şu an itibariyle gelinen noktada. Öncelikle mükelleften talep ediliyor. Bir belgeyle ilgili bir şey olduğu zaman önce mükelleften talep ediliyor. Mükelleften temin edilemediği noktada da özel entegratörden temin ediliyor. Özel entegratörler de bunu tabii ki Gelir Vergisi Başkanlığı'nın onay almak için yani belli şartları yerine getirmesi gerekiyor bu özel entegratörlerin. Türkiye'nin 3 bağımsız yerinde, 3 bağımsız elinde bunların serverları var. Yani verileri sakladıkları serverlar var. Yani yurt dışında da tutanlar var ama özellikle yurt içinde 3 farklı yerde bu serverlarda bu verileri barındırıyorlar. Herhangi bir şekilde bir problem olduğu zaman bu verileri bunlardan özel entegratörlerden temin edilebiliyor. Ama öncelikle ilk olarak kanun koyucu bu belgeleri mükellefin kendisinden talep ediyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Celal Turhan sormuş. E-reçete ile ilgili bilgi alabilir miyim diye. E-reçete. Yani bunun şu andaki e-reçete ile serbest meslek makbuzunun, elektronik serbest meslek makbuzunun bir bağlantısı bulunmamakta. Yani aralarında herhangi bir organik bağ yok şu an itibariyle. Hani ileride bir bağlantı yapılabilir mi bilmiyorum ama şu anda hiçbir şekilde organik bir bağ yok aralarında. Tamam. Bağımsız. Sayın Harun Canoğlu sormuş, özel entegratörlerin belli bir sözleşme süresi var mı? Entegratör değişimi söz konusu olursa geçmiş datalar yeni şirkete nasıl aktarılıyor? Bu süreçte ücret talep ediliyor mu? Herhangi bir ücret talep edilmiyor. Yani eski dataların, zaten eski datalar eski firmada saklanmak zorunda. Yani bugün itibariyle sizin anlaşma yapmış olduğunuz özel entegratör o veriyi 10 yıl saklamak zorunda. Yani yapılan anlaşma zaten böyle. Siz çünkü zaten o bedelin, yani ona bir bedel öderken onun 10 yıl saklanması için bir bedel ödüyorsunuz. Yarın farklı bir entegratöre geçtiğiniz zaman eski entegratör bunu zaten yine aynı şekilde kaydın oluştuğu tarih itibariyle 10 yıl saklamak zorunda. Yani yeni entegratöre devre çok gerek yok ama yeni entegratöre de devir mümkün. Yani oradaki veriler yeni entegratöre anlaşma çerçevesinde herhangi bir bedel ödemeksizin yeni entegratöre geçilebiliyor. Şimdi sözleşme süresi de yani 1 yıl ile 3 yıl arasında değişkenlik göstermekte. O sizin yapmış olduğunuz özel entegratörle hani firmadan firmaya değişiklik gösteriyor.
Örneğin bankalar 1,5-2 yıllık sözleşme yapıyor en düşük. Bazıları 3 yıllık sözleşme yapıyor. Entegratörlerde de ortalama 2 ila 3 yıllık sözleşme yapılıyor. Ama bu sizin kendi isteğinize bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Gönül Pekel'in sorusu. Bankaların POS cihazlarını revize etmesi gerekiyor mu? Şimdiye kadar serbest meslek makbuzu yerine geçer ibaresi vardı. Bundan sonrası için POS cihazları aynı mı olacak? POS cihazlarında belki bir revize gerekebilir ama yani oradaki alttaki açıklama değişkenlik gösterebilir ama burada şunda bir yanlış anlaşılma olmasın. Serbest meslek makbuzu yerine geçiyor zaten. Fiş olarak evet o işi yapıyor. Ancak bizim tarafımızda yani maliye tarafına baktığı zaman, GİP tarafına baktığı zaman bunun mutlaka oradaki makbuz sadece bir çıktı mahiyetinde. O çıktığın da mutlaka makbuza bağlanması gerekiyor. Yani dijital ortama taşınması gerekiyor. Çünkü oradaki fiş dijital ortama taşınmış olmuyor. O sadece orada bir yazıcı gibi, yani yazıdan çıkan bir fiş vazifesi gibi sadece bunu, bu işe yarıyor. Dolayısıyla biz oradaki çıktığı mutlaka dijital ortamdaki makbuzla bağlamamız gerekiyor. Aradaki tek şey bu, fark bu. Peki. Sayın Ali Pete'in sorusu, elektronik POS ile yapılan işlem 1 Haziran itibarı ile mi e-makbuz olarak kesilecek? Bir daha söyleyebilir misiniz? POS ile yapılan işlem 1 Haziran itibariyle mi e-makbuz olarak kesilmek zorunda? Yok, 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Bu bir önümüzdeki bir ay geçiş süreci olacak yani. Evet, aynen. Yani 30 ama şöyle bir şey var. Şimdi bizim öncelikle mutlaka mali müşavirlerimizin, herkesin bir mali müşavir var nihayetinde. Bu mali müşavirlerimizin zaten %99'un yaptığını biliyoruz. İnteraktif Vergi Dairesi tarafı, İnteraktif Vergi Dairesi kanalıyla bir kere öncelikle başvurumuzu yapmış olması gerekiyor. Yani ilk adım atmış olması lazım. İlk adımı attıktan sonraki atılmışsa bunu %99.9'un yaptığını biliyoruz. Yapıldıktan sonraki süreçte bize bir aylık süre tanınıyor. Yani bu ayın sonuna kadar. Şimdi başlangıç tarihimiz 1 Haziran olduğu için bir aylık süreden kaynaklı olarak da 30 Haziran'a kadar bizim bu makbuzları aynı şekilde kağıt ortamda yapma şeyimiz var, hakkımız var. Ama bu şu demek değil. Yani biz o tarihe kadar geçiş yapmayalım değil. İstersen bugün itibariyle artık makbuzlarınızı dijital ortamda düzenlemeye başlayabilirsiniz. Peki. Fikret Kavukçu'nun sorusu. 15 Haziran'da açılacak olan kliniğim için başvuru ve geçiş süreci nasıl olacak? Takip eden 3. ay. Yani bu ne demek oluyor? 15 Haziran'da başladığına göre Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'de başvurması gerekiyor. Yani orada kanun koyucu şunu söylüyor, diyor ki ilk açıldığı zaman hemen geçiş yapmak durumunda değil. 3 aylık bir süresi var. 3 ay geçtikten sonraki ayın başı itibariyle mutlaka dijital ortama geçiş yapması gerekiyor. Yani 15 Haziran üzerine 3 ay koyalım. 15 Eylül yapar. 15 Eylül itibariyle mutlaka dijital ortama geçiş yapmış olması gerekiyor. Orada şunu belirtmek istiyorum. Şimdi geçiş sürecinde bir aylık süre tanındı. 1 Haziran 30 Haziran arasında. Ama yeni işe başlayanlar için sadece 3 ay şart, 1 ay gibi geçiş süreci diye bir şey yok. Anlaşıldı. İlave bir süre yok yani. Sibel Erdoğan'ın sorusu. Aynı zamanda yine manuel olarak da serbest meslek makbuzu kesip saklamamız gerekiyor mu? Hayır, kesinlikle. Manuel bitiyor. Yok, bitiyor. Yani kağıt ortamı artık sona eriyor. Yani artık biz 1 Haziran'dan itibaren ya da 1 Temmuz'dan itibaren diye daha doğrusu artık kağıt ortamda makbuz kesmeyeceğiz. Ancak şöyle yalnız. Bu şu demek değil. Makbuzlar o zaman ne yapacağız? Hepsini işte maliye teslim etmemiz gerekiyor ya da hayır. Onlar da elinizde bulunması gerekiyor. Çünkü olağanüstü bir sorun olağanüstü bir hal olduğu zaman, mücbir bir sebep olduğu zaman, ki oldu bugüne kadar, bazı zamanlarda oldu. Örneğin diyelim ki Antalya'nın tamamında internet kesintisi oldu. Tamamından bahsediyorum. İnternet kesintisi oldu. Bölgesel bir internet kesintisi oldu. Bizden kaynaklı değil ama. Yani kurumun kendisinden kaynaklı bir internet kesintisi oldu. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman biz öyle bir zamanda makbuzları yine elektronik ortamda düzenleyemeyeceğimiz için o günde eğer makbuz düzenlememiz gerekiyorsa o zaman kağıt makbuz düzenleme hakkını devlet bize tanıyor. Gelir Dairesi Başkanlığı bu hakkı bize tanıyor. Ya da geçtiğimiz ay Gelir Dairesi Başkanlığı'nın kendi sorularında yapmış olduğu değişiklikten dolayı bir günlük, iki günlük makbuzlar ya da faturaları da aynı şekilde bize kağıt ortamında kesmemize müsaade etti. Dolayısıyla hani bazı olağanüstü durumlarda, mücbir sebeplerde yine kağıt ortamında
makbuz düzenleyebiliriz. Ama kimin bilgisi dahilinde? Gelir Dersi Başkanı'nın bilgisi dahilinde. Bir sonraki soruya geçiyorum. Hakan Kaputlu'nun sorusu. Mükerrer olmaması bakımından POS cihazından sadece makbuz seçeneğini seçip ardından GİPORTAL'dan elektronik serbest meslek makbuzu düzenlemek daha mı iyi olur? Öneriniz nedir? Kesinlikle bu daha iyi. Daha iyi. Bu daha mantıklı. Yani oradan elektronik POS'u yapıp arkasından da makbuza, dijital ortamdaki elektronik serbest meslek makbuzuna girip oradan o fişte bağlamak, yani fişin bilgisini girmek, düzenlenen POS cihazına çıkan fişin bilgisine girerek bağlamak daha mantıklı. Bizi bir de sorumluluktan kurtarır bu şekilde. Bir sonraki soru Sayın Hasan Kaçaroğlu. Yurt dışı hasta tedavilerinde düzenlenecek olan e-makbuzlarda farklı bir uygulama var mı? Ve sağlık turizm belgesi olan şirket uygulamalarında da aynı uygulamalar geçerli midir? Yurt dışında bir fark yok. Sadece yurt dışında tabii buradaki yurt dışındaki kişilere biz makbuzu düzenlerken mutlaka ya TC kimlik numarasını ya da vergi kimlik numarasına girmemiz gerekiyor normal şartlarda makbuz düzenlememiz için. Yurt dışındaki insanlar için onun yerine şunu yapıyoruz. Sadece makbuz numarası, özür dilerim, TC numarasını ya da işte vergi numarası olmayacağı için yurt dışındaki tüm hastalar için 11 tane 2 yazarak vergi numarası yerine ya da TC kimlik numarası yerine 11 tane sırayla 2 yazarak bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Yalnız orada şunu sormak istiyorlar. Acente belgesine ait olanlar KDV'den istisna uygulaması aynı şekilde devam ediyor. Sanırım onu sormak istediler orada bir de. Sağlık turizm belgesi olan şirketler de uygulamadan aynı şekilde sorumlu olacaklar mı diye sormuş. Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum. Önder Öney'in sorusu. Özel entegratörden mali yıl sonunda belgelerimizi toplu bir şekilde dijital olarak alabiliyor muyuz? Bilginiz var mı? Alabilirsiniz. Yani isterseniz yıl sonunda da alabilirsiniz, isterseniz aylık da alabilirsiniz. İstediğiniz anda o verilerin tamamını dijital olarak XML'lerini indirip aynı zamanda bunları kendiniz de saklayabilirsiniz. Gönül Peker'in sorusu. Artık hastaya makbuz vermeyecek miyiz? Çıktı alıp mı vereceğiz? Yani o makbuz derken zaten almış olduğunuz çıktı da makbuz yerine geçiyor. Yani zaten siz onun çıktısı, yani kağıt ortamında serbest meslek makbuz yerine elektronik ortamda düzenlemiş olduğunuz makbuzu kaydettikten sonra isterseniz ona bunu mail ortamına gönderebilirsiniz ya da çıktı olarak PDF çıktısı olarak kendisine verebilirsiniz. İkisi aynı şey, değişen bir şey yok. Ama tabii ki kesinlikle elde düzenlemiş olduğunuz makbuzu düzenlemiyoruz. O zaman zaten mükerrer oluyor. Fahri Küçüker'in sorusu. Haziran'ın ilk 3 günü normal fatura kestim. Sonra dijital ortama geçtim. Kağıt serbest meslek makbuzu ve POS çıktılarını da dijitale mi geçirmeliyim yoksa geçerlilikleri var mı? Fatura makbuz mu? Fatura mı makbuz mu? Fatura muhtemelen demiş. Fatura diye bahsediyorum ama makbuzu kastederek sorduğunu tahmin ediyorum. İlk 3 gün manuel kesmiş. Evet, sonra manuel kesmiş. Sonra dijital ortama geçmiş. Evet. Kağıt, makbuz ve POS çıktılarını da dijitale mi geçirmeliyim yoksa geçerlilikleri var mı? Geçerlilikleri var. Ay sonuna kadar geçerliliği var ya. Ay sonuna kadar kağıt ortamında kullanabiliyor. Bir sıkıntı yok. Şu anda başka gelen soru göremiyorum. Buyurun başkanım. Ya katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bilgilendirici oldu. Ben bir iki tane soru sormak istiyorum. Olayı çok basite indirgemek adına. Anlattığınız grupların içerisinde bir kısım kaldı ki şirket olan ve geçen sene cirosu 5 milyonun altında olan şirket sahibi, poliklinik sahibi, hekimler, vergi mükellefleri eskisi gibi normal fatura kesmeye devam mı edecekler? Eskisi gibi devam edebilirler. Yani eğer gönüllülük esasına göre geçmek istemiyorlarsa şu an itibariyle aynı şekilde devam edebilirler. Yani cirosu 5 milyonun altında ise aynı şekilde devam edebilir. Sadece orada dikkat edecekleri şey, eğer 5000 ve üzeri fatura kesiyorlarsa bunların dijital ortamda, yani GİB'in, Gelir Dersi Başkanlığı'nın e-arşiv portalını kullanarak faturalarını oradan kesmeleri gerekiyor. 5000 ve üzeri faturaları. Ve izlemeleri saklamaları gerekiyor. Evet. Yeter Hanım, biz muayenehaneci hekimler olarak 7000 liranın üstünde tahsilat yaparken kredi kartıyla ya da banka aracılığıyla gelmesi gerekiyordu. Bunda bir değişiklik var mı?
makbuz kestiğimiz zaman hastadan elden para alabilir miyiz, yoksa yine onu da banka ya da kredi kartı aracılığıyla mı ödenmesi gerekiyor? 7000 TL'nin altında ise elden alabilirsiniz ama 7000 TL üzerinde ise muhakkak banka aracılığıyla gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde. Veya kredi kartıyla. Tamam. Bu arada hiç makbuz kesmemiş meslektaşlarım için soruyorum. Hasta tedavisini oldu, tahsilat aşamasına geldi. Entegratörün buradaki görevi ne? Hekim yine bilgisayarın başına geçip faturayı kesecek mi? Evet. Ya da o fatura kesme işlemini entegratör mü yapıyor? Entegratör yoksa sadece saklama işlemini misyon edilmiş durumda. Bununla alakalı bilgilendirme yapabilir misiniz? Entegratörün burada tek işi buradaki saklama hizmetini. Birincisi hem buradaki faturanın ya da makbuzun oluşma işlemini yapıyor, işlemi gerçekleştiriyor. Arkasından da buradaki saklama hizmetini gerçekleştiriyor. Onun dışında başka bir vazifesi yok. Yani oradaki makbuzun düzenlenmesi tabii ki oradaki dış hekimi tarafından ya da oradaki onun oradaki çalışanı tarafından yapılması gerekiyor. Yani bunun yapılması aşamasında nasıl yapılacağı, hangi ortamda yapılacağı, nasıl gönderileceği, bununla ilgili eğitimin özel entegratör tarafından verilmesi gerekiyor. Bu makbuzun oluşması sonrasında karşı tarafa gönderilmesi ya da saklanması hizmeti de aynı şekilde entegratör tarafından gerçekleşiyor. Ama yani aslında bütün sorumluluk yine diş hekiminde. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle, tabii ki öyle. Yani burada hiçbir şekilde bir entegratör burada makbuz düzenlemesi gibi bir şey söz konusu değil. Yani oradaki işlemi mutlaka diş hekiminin, yani mükellef kimse o mükellefin ya da mükellefin çalışanın sorumluluğunda yerine getirilmesi gerekiyor. Evet. Ama ilk başlarda öğrenim aşamasında uzaktan bağlantıyla destek alınabilir. Evet. Serdar'cığım başka soru yoksa ben de şeyi sorayım size. Atıyorum elektronik ortamdan makbuz kesen bir serbest meslek erbabı aynı zamanda 30 Haziran'a kadar kağıttan da kesmeye devam edebilir mi? Yani hem elektronik ortamdan hem de kağıttan. Kesebilir. Çünkü bu bir geçiş süreci. Tamam, yani sayı numaralarının falan o anlamda bir önemi olmayacak. Evet, oradaki olmayacak. Şöyle olmayacak yani. Hani hem kağıt ortamda diyelim ki bir yani herhangi bir hastasına bir makbuz kesti. Aynı makbuzu tutup bir de dijital ortamda düzenlemeyecek. Yok tabii ki. Farklıları ama evet. Bir oradan bir buradan kesebilir. Bu ayın sonuna kadar ona hakkımız var. Hasta eğer bir evrak istiyorsa, makbuzu kesmişse elektronik ortamda onun çıktısını alıp vermek zorundayız değil mi? Evet, onun çıktısını vermek zorunda. Sigorta hastalarımız var, banka hastalarımız var. Onlar doküman istiyorlar. Eğer dijital ortamda kesildiyse onun çıktısını alıp onu hastaya vereceğiz. Evet, dijital ortamda onu verebilirsiniz. Bir de onu ıslak imza yapın. Yani eğer böyle bir kuruma verilmesi gerekiyorsa daha da bu şekilde resmiyet kazanmış oluyor. Tamam. Şimdi bir soru geldi. Adi ortaklık için e-imza mı, mali mühür mü kullanılması gerekiyor diye sormuş Celal. Mali mühür. Orada farklı bir süreç söz konusu adi ortaklıkta. Öncelikle mali mühür için de kamu sertifikasyon merkezine başvuramıyor. Mutlaka ve mutlaka Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bir Ankara'daki bir adresi var. Oraya bir takım belgeleri ıslak imza olarak zarfla gönderilmesi gerekiyor. Bu zarfla gönderip Gelir İdaresi Başkanı'nın eline geçtikten sonra o ilgili kurum buradan da kamu sertifikasyon merkezine yönlendirmesini yapıyor. Yani adi ortaklıklarda süreç biraz yavaş işliyor maalesef. Orada biraz farklı bir süreç söz konusu. O konuyla ilgili eğer sorun yaşayan olursa ya da o konuyla ilgili bilgi almak isteyen olursa sonrasında biz onlara yardımcı olmak isteriz. Bir soru daha geldi. Şurada. Yeni açılacak şirket önceki dönemi olmadığı için, yani 5 milyon sınırı belli değil, nasıl bir uygulamaya tabi olacak? Fikret Kavukçu sormuş. Yok, aynı şekilde normal kağıt ortamda devam edebilir. Ne zaman ki 5 milyonu geçti o zaman zorunlu hale gelir. Yani diyelim ki 2020'de yıl sonuna kadar 5 milyon cirosunu doldurmadı ya da 2021'de yine yıllık 5 milyon ciroyu doldurmadı. Aynı şekilde kağıt ortamda devam edebilir. Ha isterse gönüllülük esasına göre hayır ben kağıt ortamda devam etmek istemiyorum deyip kendi isteğiyle isterse dijital ortamda geçiş yapabilir.
Sayın Ebru Gürel bir soru sormuş ama aslında cevaplanmıştı. Belki tekrarı fayda olabilir. Öncesinde takip etmemiş olabilir. Mücbir sebep varsa, yani elektrik internet kesilmişse 1 Temmuz'dan sonra nasıl elektronik makbuz keseceğiz diye soruyor. Evet, orada da bunun belgelenmesiyle birlikte mutlaka delillendirilmesi gerekiyor. Her belgenin arkasına da, yani her düzenlenen belgenin arkasına da bu delilin mutlaka konulması gerekiyor. Kanun koyucu bunu bir şekilde istiyor. Yani mücbir sebebin belirtilmesi gerekiyor muhakkak. Diyelim ki işte Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kaynaklı bir sıkıntı mı, yoksa internet kesintisine, yani bölgesel bir kesinti varsa, bu kesintinin işte Türk Telekom'dur ya da işte Süper Online'dir, Türkcell'dir. Bunun buradan bir belge alınarak her elle düzenlenen, yani kağıt ortamında düzenlenen belgenin arkasına iliştirilerek bu şekilde saklanması gerekiyor, muhafaza edilmesi gerekiyor. Yine bir soru var. Harun Canoğlu sormuş. Tüm bankalar ücretli ücretsiz entegratör hizmeti veriyor mu? Bankadan hizmet almanın avantajı var mı? Benim bildiğim kadarıyla çok ücretsiz verilenler çok bilmiyorum ama benim bildiğim bir tek QNB Finans Bank ve İş Bankası var ücretsiz veren. Diğerleri hakkında bilgim yok maalesef. Oralardan ücretsiz olarak da faydalanabilirler belli bir süreye kadar. 2022'ye kadar sanıyorum veriyorlar. Oradan isterlerse ücretsiz olarak bu e-makbuzu edinebilirler. Yunus Emre Dağıstan'ın sorusu var. Mesela diş çekimi için elektronik serbest meslek makbuzu kesmemiz gerekti. Asgari ücret tarifesine göre mi kesilecek, yoksa alınan ücrete göre mi? Tarifede çekim ücreti 175 lira, biz hastadan 150 aldık diyelim. O zaman ne yapacağız? Şimdi bakın, burada öncelikle aslında biraz önce değinmedik ama tekrar değinmekte fayda var belki. Yani kağıt ortamda düzenlenen belge ile dijital ortamda düzenlenen belgenin arasında hiçbir fark yok. Yani aslında aynı belge. Birisi kağıt ortamda düzenlenir, birisi dijital ortamda. Orada kağıt ortamda düzenlenen belgedeki geçerli olan kanun neyse burada da aynısı geçerli. Yani herhangi bir farklılık yok. Kağıt ortamda neyse orada da aynısı. Yani burada 150 lira eğer serbest meslek makbuzu normal şartlarda elle düzenliyorken, koçandan düzenliyorken 150 lira yazıyorsa, orada da aynı şekilde kağıt ortamdaki gibi dijital ortamda da yine 150 lira yazabilir. Bunun bir sakıncası yok. Ama ben de açık bir katkı koymak istiyorum burada. Asgari ücret tarifesi kalmadı artık. Rehber tarife var. Dolayısıyla rehber tarifi olduğu için 175 lira değil 100 lira da yazabilirsiniz. Sıkıntı yok yani faturamıza. Önder Öney'in bir sorusu var. Sayın Hakan Kaputlu'nun sorusunun daha net anlaşılması için POS işleminde bizlere standart mı yoksa stopaj kesintisi mi diye soruyor ya da benzeri. Standart POS işlemi tavsiye ediyorsunuz değil mi? Standart POS işlemi, yani stopaj. Stopajsız kesin. Stopajlı mı olsun, stopajsız mı olsun diye menüsünde bir seçenek oluyor ya POS cihazları. Tamam. Yani stopaj olmadan kesilmesini stopaj, tavsiye ediyorsunuz. Vergi mükellefi olan kişilere stopaj uygulaması yapılmakta. Normal hastalara stopajsız bölümü tercih edeceksiniz. Yani hekim post cihazı tarih olacak diye anlıyorum diye yorum yapmış arkasından Önder Bey. Onu şu an için bilemiyoruz. Belki olabilir. Şu anda uygulamaya devam ediyor yalnız. Uygulaması devam ediyor. Evet, devam ediyor. Aslında oradan aldığımız şey sadece bizim normal yazıcıdan almış olduğumuz fiş yerine geçiyor. Yani yazıcıdan almış olduğu çıktı vazifesi görecek artık sadece. Tek yapacağı şey o. Yani tekrar hastaya yazıdan bir çıktı almak yerine oradaki fiş vermiş olduğunuzda aynı vazifeyi görüyor olacak. Ama sonrasında biz bunu tekrar dediğim gibi elektronik makbuzla da bağlamamız gerekiyor. Gönül Peker, adi ortaklıktaki zorluk derken neyi kastettiniz demiş. Sanırım sizin mali mühürün zorunlu olmasını kastetmiştiniz. Onu yarım anlamış olabilir. Evet, mali mühür gerekiyor. Burada e-imza gerekmiyor. Yani sadece başlangıç aşamasında normalde biz mali mühüre internet üzerinden kamu sertifikasyon merkezine biraz önce söylemiş olduğum bedelleri yatırarak hemen başvuruyorken işte bir hafta 10 gün içerisinde mali mühürümüz geliyor. Ancak adi ortaklıklarda bunu bunun dışına tutmuşlar. Adi ortaklıklar maalesef mutlaka bir takım belgelerin doldurulup ıslak imzalı olarak Maliye Bakanlığı'na gönderilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmesi gerekiyor. Islak imzalı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı bunları gerekli kontrolünü yaptıktan sonra akabinde kamu sertifikasyon merkezine gönderiyor. Yani burada sadece bir süreçte biraz da farklı bir süreç söz konusu. Onun dışında bir farklılık yok.
Evet, gelen sorular bu kadar başkanım. Teşekkürler. Şimdi telefonuma bir mesaj geldi. Ben geçen Yeter Hanım'a sormuştum ama aynı soruyu tekrar sorayım. Yeter Hanım kısaca cevaplarsa sevinirim. Bir poliklinikte çalışan diş hekimi benim e-imza almam gerekiyor mu diye sordu. Açıklamışsınız ama yine sizden dinleyebilir miyim Yeter Hanım? Herhangi bir poliklinikte çalışan vergi mükellefi olmayan diş hekimlerinden bahsediyoruz. Herhangi bir poliklinikte çalışan diş hekimi vergi mükellefi, vergi levhası olmadığı için e-imza almasına gerek yok. Yani e-imzayı başka işlemler için alabilir. Ama o serbest meslek makbuzu düzenlemeyeceği için buna ihtiyaç yok şu anda. Teşekkürler. Rica o zaman bizi bilgilendirdiniz. Çok kıymetli katkılar da bulundunuz. Sağ olun. Yüz yüze görüşmek üzere diyorum sizlerle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Başarılar. Bütün seyirciler adına teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Başkanım tam kapatırken bir soru geldi ama sanırım ben de cevaplayabilirim bunu. Ümran Kavara Kapıcı e-posta adresi olmayanlara ne yapacağız diye soruyor. Hastanın eğer e-posta adresi ne yapacağız diye sormuş. Zaten hani o isteğe bağlı olacağı için istemezse göndermek zorunda değiliz elbette. Çünkü onlara zaten yazıdan çıktı verebilirsiniz. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi Antalya Diş Hekimleri Odası'nın hukuk müşaviri sevgili Gizem Kumbul aramızda. Konu çok farklıydı. Çok fazla soru geldi. Sizi 9 çeyrek bu saate kadar beklettik ama eminim sizin de aldığınız bir şeyler olmuştur Yeter Hanım'a sunumundan. Evet, söz sizde. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Ben avukat Gizem Kumbuz. 2011 senesinden beri Antalya Barosu'nda avukatlık yapmaktayım. 2019 Kasım ayından beri de Antalya Diş Hekimleri Odası'nın hukuk müşavirliği görevine sürdürmekteyim. Bugün akşam sizlere bu saatte aslında hepimiz için önem arz eden, sizler için ayrıca önem arz eden COVID-19 salgını sırasında bu salgından en çok etkilenen meslek grubu olmanızdan ötürü size yüklenen hukuki yükümlülükler ve işçi-işveren ilişkilerinde dikkat etmeniz gereken kurallarla ilgili anlatabildiğim kadarıyla bilgi vereceğim. Hepinizin bildiği üzere COVID-19 salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine diş hekimleri açısından tedavi süreci ancak acil hastalara bakılması şeklinde sınırlandırılmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından ikinci bir açıklama yapılıncaya kadar tedavi hizmetine bu şekilde devam edilmesinin uygun olacağı ve diğer tedavi işlemlerin ertelenmesinin uygun olacağı bildirilmişti. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın ilk açıklamasında aerosole neden olmayacak acil işlemlerin yapılması, ikinci açıklamasında ise aerosole neden olabilecek acil işlemlerin de artık yapılabileceği yönünde bir duyuru yapıldı. Bunun dışında Sağlık Bakanlığı tarafından henüz acil olmayan yani elektif dediğimiz işlemlerin yapılmasının yönünde bir tavsiye veya bilgi verilmedi. Fakat tabii artık Türkiye'nin yeni normale geçmesiyle birçok sektörün de açılmasıyla birlikte doğal olarak sizlerin hastaları da polikliniklerinize, muayenehanelerinize gelme yönünde taleplere başladılar. Belki de sizler de artık acil olmayan elektif işlemlere de başladınız. Tabii böyle bir durumda işin acil olmamasından kaynaklı olarak sizlerin kendiniz için almanız gereken önlem çok önemli. Çünkü ciddi yükümlülüklere sahipsiniz. Bu konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından hazırlanan alınması gereken önlem ve sağlanması gereken şartlar ile ilgili rehberler sizler için büyük bir şekilde fayda sağlayacak durumda ve iş yerlerinizde de buna yönelik olarak düzenleme yapmanız sizin için önemli. Bu konuyla ilgili olarak yeni tarihli 1 Haziran 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Bilimsel Çalışma Kurulu bir çalışma yaptı ve bu konuyla ilgili 40-45 sayfalık bir rehber hazırladı. Bu rehberde hem aerosol oluşturacak işlemler ile ilgili açıklamalar ve alınması gereken önlemler yer alıyor. Hem de dental işlemlerin normale dönüş planı ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Sizin
karşılaşabileceğiniz hukuki müeyyideler kapsamında özellikle bu rehberleri göz önüne alarak muayenelerinizi ve polikliniklerinizi buna göre düzenlemeniz, yine tedavilerinizi de buna uygun olarak yapmanız sizin için çok büyük önem arz edecek. Özellikle söz konusu çalışmayı benim incelediğimde tabii ki benim açımdan çok teknik konular oluyor ama anladığım kadarıyla elektif hastalara verilecek sağlık hizmetine başlanması için il düzeyinde en az 14 gün boyunca COVID-19 salgınında istikrarlı azalma gözlenmesi dikkate alınmalıdır diyor. Bu konuyla ilgili henüz çok sağlıklı ve birebir bilgi alabildiğimiz herhangi bir bilgi kaynağı yok. Bu sebeple Antalya'da geriye dönük 14 güne baktığımızda azalmanın ne boyutta olduğunu denetleme şansımız sizlerin de yok tabii ki. Ben Türkiye geneline baktığımda geriye dönüp 14 güne döndüğümde Mayıs ayının sonunda evet vakalarda azalma varken 3 ve 4 Haziran itibariyle vakalarda azaldığı noktadan gene bir yükselişe çıkış olduğunu gördüm. Bir hafta öncesi yaklaşık sanırım valinin açıklamasına göre, Münir Karaoğlu'nun açıklamasına göre de Antalya en az vaka sayısına sahip nüfus ortalamasına göre diye bir açıklama yapmıştı. Belki bu sizler için bir kıstas olabilir ve elektif işlemlere başlama noktasında bunu kıstas alabilirsiniz. Fakat gözden kaçırmamanız gereken bir konu var. O da henüz Sağlık Bakanlığı diş hekimleri acil işlemler dışında işlemlere başlayabilir şeklinde bir açıklama yapmadı. Hal böyle olunca da özel olarak bu mesleği yürüten sizler sorumluluğu biraz kendiniz belirleyerek yol alacaksınız. Böyle olunca da sizin için en önemli olan şey bu önerilen formlardaki çalışmalar, raporlardaki önlemleri olabildiğince yüksek safhada almaya çalışmanız. Bunlar ne? Özellikle randevusuz çalışmayı yapmamak, randevu saatlerinin iki hasta arasında kliniği dezenfekte edecek ve havalandıracak seviyede tutulması, yani 30 dakika en az bir aralık verilmesi, ünit sayısına göre gerekli düzenlemelerin yapılması, ünitler arasında en az 2 metre mesafenin bırakılması, mümkün ise aynı anda hasta alınmaması, aerosole neden olacak işlemle bir tedavi uygulayacaksanız bu hastanın son hasta olacak şekilde randevunun verilmesi ve onun ayrı bir ünitte tedavisinin gerçekleştirilmesi sizler açısından olası bir salgını önlemeyi sağlayacağı gibi aynı zamanda olabilecek bir müeyyideyle karşı karşıya kalmanız durumunda sizleri koruyucu olacaktır. Yine klinik girişinde dezenfektan uygulamasını, ateş ölçümünü yapmanız, refakatçi kabul etmemeniz, refakatçi kabul etmeniz gereken bir durumsa, yani bir özürlülük hali, yaşlılık veya çocuk hasta söz konusuysa, hastaya uygulanan yöntemlerin tamamının refakatçiye de uygulanması sizler açısından önemli olacaktır. Bir de özellikle hem iş güvenliği açısından hem de hasta güvenliği ve bilgilendirmesi açısından muayenehane ve polikliniklerinizde belli görsellerin bulunması çok önemli. Yani işte 2 metreden fazla yaklaşma gibi bir uyarı yazısı, ellerini yıka, maskeni çıkartma gibi bu tarz görsel uyarıların bulunması sizin açınızdan önemli olacak. Şimdi hukuki yönden tüm bunları ele aldığımızda sizin muayenehanenize gelen hastadan almanız gereken bir kısım yazılar var. Bu yazılar benim değerlendirmem kapsamında 3 tane olduğunu düşünüyorum önemli yazı. Bunlardan birincisi COVID-19 bulgusuna dair form düzenletilmesi. Bu nedir? Bu gelen her kimse kliniğe söz konusu formda hastanın COVID-19 bulgusu şüphesi, tanısı olabilecek bir durumu var mı? Bunun tespiti için sorulacak sorulardır. Bununla ilgili olarak gene az önce bahsettiğim Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmada şöyle bir form düzenlenmiş. Buradan bilmiyorum tam olarak görünebiliyor mu ama ben okuyabilirim. Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı diye bir soru var. Öksürüğünüz var mı? Nefes almakta güçlük
veya solunum sıkıntınız var mı diye 3 tane soru var. Ana soru bunlar. Bunlardan herhangi birine evet şeklinde yanıt veriliyorsa sizin kendinizi ve sorumluluklarınızı düşünerek bu hastaya erteleme vermeniz sizler açısından uygun olacaktır. Bunların hepsine hayır cevabı verdiyse hasta veya yanında gelen refakatçi diyor. O zaman aşağıdaki soruları sorun. İşte son 14 gün içerisinde yurt dışında bulundunuz mu? 14 gün içerisinde ev halkından birisi yurt dışından geldi mi? Solunum hastalığı nedeniyle hastaneye yatan var mı son 14 gün içerisinde diye. Bunu söylediğim çalışmadan sizler de indirip bakabilirsiniz. Bu formu kesinlikle hiçbir şekilde istisnaya yer vermeksizin imzalatmanız gerektiğini düşünüyorum. Fakat burada da şöyle bir ayrıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Biliyorsunuz kişisel verilerin korunması kanunu var ve kişisel verilerin korunması kanununda sağlık bilgilerinin özel nitelikli bilgi olduğundan söz ediyoruz. Bu sebeple de bu bilgi özel nitelikli bir bilgi olacağı için bunu imzalattığınız hastaya ve yanında muayenehaneye gelen refakatçisine aynı zamanda bu yazının altına kişisel verilerin korunması hakkında kanun uyarınca söz konusu bilgilerin kamu kuruluşu ya da özel üçüncü kişilerle paylaşılmasına, hekimimin muayenehanesinde saklanmasına muvaffakatın vardır şeklinde bir onam formu, yazısı imzalatmanız, okudum anladım, onay veriyorum şeklinde bir kendi el yazısıyla yazdırmanız uygun olacaktır. İkinci belge ise kliniğinize gelen hastaya imzalatmanız gereken ikinci belge, COVID-19'a yönelik alınan önlemleri anlatan bir bilgilendirme yazısı olmalı. Yani burada neyi anlatacaksınız? Özellikle biraz ayrıntıya girmeniz sizin için iyi olur. Çünkü şu an bunu ilk kez yaşıyoruz. Yargı kararları neler gösterir? Yargıtay ne der? Mahkemeler ne der? Bilmiyoruz. Önümüzde çok bu konuyla ilgili tipe tip uyan bir emsal kararımız yok. Fakat örnek olarak irdelediğimiz bir kısım Yargıtay kararlarında Yargıtay diyor ki hasta bilgilendirme formlarında hastanın kültürel, toplumsal, ruhsal durumuna özen gösteren bir uygunlukta belgeyi hazırlamamız gerekir diyor. Yani vermiş olduğumuz bilgiler hasta tarafından anlaşılacak şekilde verilmelidir. Salt rıza almanız yeterli değildir. Aydınlatılmış rıza almanız gerekir diyor. Bu noktada belki çok angarya gibi görünebilir sizler açısından. Bütün hastalar bunu anlamaz ki, imzalamazlar ki gibi bir düşünceye dalabilirsiniz ama gerçekten sizler açısından da önü çok açık bir durumla karşı karşıyayız. O sebeple matbu evraklarımızı hazırlayalım. Klinikte gerekli dezenfektör önleminin alındığını, günlük işte kullanılan maske ve kıyafetlerin giyildiğini biliyorum. Tüm bunlara rağmen tarafıma şu 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 tedavinin acil olarak uygulanması gerektiğini biliyorum. Adil ise adil olan işlemin ne olduğunu açıklayan bir form. Gerekirse Gassan Bey ben bu konuyla ilgili güzel yazıları hazırlarım, formları web sitesine de yükleriz. Oradan meslektaşlarınız edinebilirler. Daha sonrasında da tedaviye devam etmek istediğini, tüm alınan önlemlere rağmen COVID-19'un bulaşabilme ihtimalinin bulunduğunu bildiğini ve buna rağmen tedaviye devam etmek istediğini ve tedavi sürecini kendisi istediği zaman sonlandırma hakkına da sahip olduğunu içeren bir belge imzalatmanız sizin açınızdan uygun olacaktır. Tabii burada en önemlisi hastanın bilgilendirme formunda son olarak hastaya bir yükümlülük yüklemek gerekli olduğunu düşünüyorum. O da tedavi sürecinden sonra 14 gün içerisinde COVID-19 belirtisi göstermesi veya şüpheli bir durumla karşılaşması durumunda bunu size bildirmesi noktasında bir onam yazısı almanız uygun olacak. Bu ne için lazım? Bu daha sonraki hastalarda bir COVID-19 vakası görülmesi durumunda kliniğinizde böyle bir durumun söz konusu olmadığı, daha evvel baktığınız hastalarda da COVID-19'un var olmadığını ispat etmeniz ve yine sizin yanınızda çalışanlarla ilgili olarak olası bir COVID-19 tanısı konulması halinde bunun bir iş kazası olmadığı noktasında kendi ispat külfetinizi sağlamak açısından fayda sağlayacaktır sizlere. Çünkü şöyle bir durumumuz var. Bir hasta COVID-19 kapıp dava açarsa bu konuda yargı tarafından nasıl bir karar vereceğini bilmiyoruz.
imzalattığımız yazılarla ilgili olarak sizin hastanızla aranızdaki ilişki tüketici ve hizmet veren ilişkisi. Hal böyle olunca şu an var olan tüketici mevzuatlarımızda tüketici korunan faydalı kısım tarafında. Öyle olunca hastanın alelade bir vatandaş olduğu, bunun yanında ise hekimin gerekli mesleki bilgi ve tecrübesi doğrultusunda tedaviyi yapmaması gerektiği gibi iddialarla karşı karşıya kalınması söz konusu olabilir. Bu sebeple tüm bu onan formunun, bilgilendirme yazısının ve dediğim gibi COVID-19 bulgusuna dair formun işleme başlanmadan önce imzalatılması sizler için uygun olacaktır. Bunu imzalamayı kabul etmeyen hastayla eğer acil değil ise, elektif bir işlemse, işleme devam edip etmeme noktasında hekim olarak onun takdiri tabii ki size ait olacak. Ama benim sizlere tavsiyem olabildiğince hani deyimimiz var, eşeği sağlam kazığa bağlayalım diye. O sebeple hasta dosyalarınıza bu 3 evrağı koyup ondan sonra işleminize devam etmeniz uygun olacak. Hastalarla ilgili yapmanız gereken konu tam olarak bu, başka bir şeye gerek yok. Daha sonrasında işlemlerinize ve tedavi sürecine devam edebilirsiniz. Bunun dışında esas sizleri de zorlayan ve daha hukuki bir konu olan işçi işveren ilişkileri. Çünkü birçok poliklinikte hem birden fazla diş hekimi çalışıyor, hem de diş hekimi çalışılmasa bile asistanlarınız var ya da sekreterleriniz var. COVID-19 ile ilgili olarak çalışma şartları noktasında hem anayasa, hem iş kanunu, hem iş sağlığı güvenliği kanunu, biyotıp sözleşmeleri, uluslararası pek çok düzenleme diyor ki işverene, sen güvenli ekipmanları tam olarak çalışanlara vermek zorundasın ve mesleki standartlara uygun sağlık hizmetini sunmak zorundasın diyor. Bu noktada iş kanunu 77. maddesinde hem işverene hem de işlere bir takım yükümlülükler yüklemiş durumda. İşverene özetle iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi al, gerekli eğitimleri ver, işlerin denetlemesini yap diyor. Yani burada gerekli eğitim noktasında sizler de zaten iş sağlığı ve güvenliği firmalarıyla çalışıyorsunuzdur. Çalışanlarınıza yapılması gereken temizliklerin ne olduğu, ellerin ne sıklıkla yıkanması gerektiği, dezenfekte işleminin nasıl yapılması gerektiği noktasında gerekli eğitim verilip bu gerekli eğitim evraklarının da imzalatılması lazım çalışanlara. İşlerin denetlenmesi de sizin için çok önemli. Çünkü siz onlar açısından emir ve talimat veren konumundasınız. Hal böyle olunca bir yanınızda çalışan sekreter, hekim, her kim olursa olsun maskesini çıkarttığı noktada o birisine hastalık bulaştırırsa veya o bir hastalık alırsa bunun sorumlusu gene işveren olarak sizler olacaksınız. Tabii çalışan hekimler veya diğer sekreter asistanın da yükümlülüğü kendilerine verilen eğitimi gerektirdiği şekilde davranmak ve kendi yanında çalışan iş arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşünmemek olacaktır. Bu noktada iş güvenliği şartlarının yerine getirildiği ispatı açısından da gerekli tutanağın ekipmanın verildiğine dair bir tutanak tanzim edilmesi doğru olacaktır. Bu da şu şekilde yapılabilir. Aylık bir çizelge gibi verilen ekipmanın ne olduğu, maskesi, kıyafeti, bunların hepsini tam ve eksiksiz olarak teslim aldığına dair her güne bir imza atılmak suretiyle, bunları biz genelde daha çok iş güvenliğiyle ilgili davalarda görüyoruz. Elektrik işinde çalışan işçilere mesela izole eldivenin verilmesi gibi ya da baretin verilmesi gibi. Aynı şekilde sizlerin de bununla ilgili tabloyu düzenleyerek tutanağını imzalatmanız uygun olacaktır. Eğer İşveren hukuki düzenlemeye aykırı davranırsa, yani iş yerinde gerekli dezenfekteyi yaptırmazsa ya da çalışanına 2 gün boyunca üst üste aynı maskeyi verirse, bunun gibi örnekler durumunda işçinin
çalışmaktan kaçınma hakkı var. Çalışanlar bu durumda yöneticilerine, sizin mesleğinizde mesul müdürlere önlemlerin alınmasıyla ilgili olarak bir tutanak yazıp talepte bulunabilirler. Bu talebin yazılı olması gerekiyor ispat külfeti açısından. Ve bu tutanağın imzalanmasıyla birlikte işveren önlemi alacağını bildirebilir işçiye. İşçi burada önlem alınana kadar çalışmaktan kaçınma hakkına hala daha sahiptir. Yani düzenli şekilde maskesi verilmiyorsa, dezenfekteler yapılmıyorsa işçi bunu bir tutanağa bağlayarak ben çalışmıyorum, çalışmaktan kaçınma hakkımı kullanıyorum deme hakkına sahip. Bu durumda işçi çalışmasa dahi işveren ücret ödeme yükümlülüğüne sahip oluyor. Fakat tabii bu tutanağın ispatı açısından tek başına düzenlediği bir belge belki yeterli bir belge olmayacağı için diğer çalışma arkadaşlarıyla düzenlenerek verilmesi doğru olacaktır. Talebe rağmen işveren iş sözleşmesindeki şartlara uygun bir şekilde önlemlerini almıyorsa bu durumda işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve bu durumda da kıdem tazminatına hak kazanır. Aynı şekilde eğer işverenler aldıkları önleme rağmen az önce söylediğim gibi işçiyi denetleme yükümlülüğü var demiştim. İşçiyi denetleyip işçi bu önlemlere aykırı davranıyorsa, maskesini takmıyorsa, ellerini yıkamıyorsa bunun gibi örneklerde saklı bir sebebe dayanacağı için işçiden savunmasını aldıktan sonra bu konuyla ilgili işveren de ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık sebebiyle işçinin iş sözleşmesini sonlandırabilirler. Bu noktada bir diğer konumuz COVID-19 iş kazası olarak kabul edilir mi, meslek hastalığı mıdır tartışması var. Şu an için çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğinin ek bir listesinde COVID-19 yer almadığı için şu an için COVID-19'a meslek hastalığı diyemiyoruz. Fakat iş kazası olarak kabul etmek gerekli olacaktır. Bununla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir genelge yayınlandı. Hatta Türk Diş Hekimliği Birliği'nin de bu konuyla ilgili bir yazısı var. Bu genelgede Sosyal Güvenlik Kurumu şöyle söyledi. Eğer gerçekten direkt COVID-19'u iş yerinde almadıysa sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan iş göremezliği neden olan hastalık, rahatsızlık halidir diye bildirim yapın dedi. Yani bunu iş kazası olarak bildirmeyin şeklinde SGK'nın bir genelgesi oldu. Fakat bu çok doğru bir belirleme olmaz. Çünkü önümüz çok açık. O sebeple eğer COVID-19'un iş yerinde kapılmasına neden olacak bir olay olduysa bu ne olabilir? Gelen bir hasta hapşurabilir, göz mukozasına hapşuruktan kaynaklı damlacık kaçmış olabilir. Yani belki çok böyle olağanüstü örnekler gibi geliyor ama olabilir böyle bir şey. Başka bir şekilde işte gargara yaparken su sıçramış olabilir. Bunun herhangi bir şekilde COVID-19 tanısı konulup konulmasına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu'na iş kazası olarak bildiriminin yapılması gerektiğini tavsiye ediyoruz. Çünkü sonucunda eğer bu bir iş kazası kabul edilirse daha büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle bir yaptırımla karşı karşıya kalmamak için uygun illiyet bağı yani nedensellik bağı olan durumlarda benim iş yerimde böyle bir olay yaşandı denilerek olayın yaşandığı tarihten itibaren yani 2-3 günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu durumun iş kazası bildirimi olarak bildirilmesi sizler açısından uygun olacaktır. Eğer çalışan mesleki etkilenme neticesinde virüsü kaptıysa çünkü sizlerden iş göremezlik tazminatı, mağluliyet olduysa mağluliyet tazminatı talebinde bulunabilecek. Bu nedenle eğer iş yerinde çalışan bir kişi iş kazası nedeniyle COVID-19'a yakalanıp vefat ederse ailesinin, mirasçılarının sizlerden tazminat talep etme hakkına kadar bu iş uzar ve gider. Tabii bu noktada da işte önemli olan şey işverenin kusuru noktası. Yani işveren gerekli önlemleri almasına rağmen
çalışanına gerekli emir ve talimatları vermesine rağmen gene de bu iş kazası meydana geldiyse riskli iş grubu kabul ediliyor. Burada da kesinlikle iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından gerekli eğitimin alınması sizler açısından önemli olacaktır. Kusur durumunuza göre herhangi bir tazminata hükmedilmeniz söz konusu olabilir. Bu konuyla ilgili olarak 2018 senesi olması lazım. Yok, 2019 tarihli karar tarihi 2019. Yargıtay'ın bir kararı var. O da şöyle, domuz gribi virüsünü bir çalışan iş nedeniyle yurt dışına gitmiş, gelmiş, 2-3 gün sonra da domuz gribi olmuş, tazminat davası açılmış ve Yargıtay demiş ki yurt dışına gitmeseydi bu hastalığı kapmazdı. Geriye dönük tanıya baktığımızda domuz gribi 1-2 gün sonra meydana çıkıyor. Uygun illiyet bağı vardır, bu bir iş kazasıdır. O sebeple de işveren tazminata hükmedilmelidir demiş. Böyle olduğu için sizlerin çalışanlarınız yönünde de gerekli önlemleri almanız çok önemli. Hatta ve hatta işin kötü tablosu olarak bakarsak atıyorum bir çalışanınız sırf iş yerinde yaşanan COVID-19 vakası nedeniyle vefat etti. Taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanma ihtimali dahi olabiliyor. İşveren olmanın vermiş olduğu bir ağır yükümlülük bu da maalesef. O sebeple gerekli tüm önlemleri alarak işlerinizden de eğitimlerini yaptırmanız, yanınızda çalışan hekim arkadaşlarınız, meslektaşınız dahi olsa sonuç olarak bir patron ve çalışan ilişkisi olduğu için bu noktada her iki tarafında birbirine karşı anlayışlı olarak gerekli belgeleri imzalaması ve tüm hassasiyetlere uyması doğru olacak. Bununla beraber bir de bu dönemde şeyi yaşadık tabii. İş yeri kapatması, iş yerindeki çalışmaların azalması ya da işten çıkarımlara gitmek gibi bir durumla ses konusu karşı karşıya kaldık. Şimdi bu COVID-19 aslında bir zorlayıcı sebep olarak kabul ediliyor. Zorlayıcı sebebin var olması halinde şöyle söylüyor iş kanununun 40. maddesi. Zorlayıcı sebep var ise bir haftaya kadar işçi iş yerine gelemez ise yarım ücret ödenir. Yani bu karantinaya alındı diyelim işçi. Bir haftaya kadarki dönem için yarım ücret ödeyeceksiniz. Bir haftadan sonra bu süreç uzarsa normal şartlarda iş sözleşmesini kesih hakkınız vardı. Fakat 17 Nisan tarihinden 17 Temmuz 2020 tarihine kadar 3 aylık süreyle İş ve hizmet sözleşmelerinin işveren tarafından fesih imkanı bir tane istisna haricinde kapatıldı. Böyle olunca artık zorlayıcı sebep varsa da iş sözleşmesini feshedemiyorsunuz. Askıya almak durumundasınız. Askı aldığınız süreç boyunca ama herhangi bir ücret ödeme yükümlülüğünüz yok. İşverenin iş sözleşmesini feshedebileceği tek hal ise ne? İş kanununun 25 fıkra 2 maddesinde tanımlanan ahlak ve iyi niyet kurallarına ve buna benzer kurallara aykırılık diyoruz. Bunlar kanunda açıkça ayrıntılı bir şekilde yazılmış durumda. Ben sadece birkaç örnek verebilirsem, atıyorum iş yerinde bir işçinin başka bir çalışana cinsel taciz uygulaması, tacizde bulunması ya da işverenin ailesine, kendisine hakarette bulunması, işe alkollü gelmesi, güvenini kötüye kullanması gibi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında şu an itibariyle 17 Temmuz'a kadar yeni bir kanun yayınlanmazsa işveren iş sözleşmesini feshedemiyor. Fakat işçiler açısından durum böyle değil. Eğer bir zorlayıcı sebep var ise işçi bu durum bir haftadan fazla sürerse sözleşmeyi feshetme hakkına sahip, feshetmezse sözleşme askıda kalmaya devam ediyor. Fakat işveren gene herhangi bir ücret ödemesi yapmıyor. Her iki durumda da işçi kıdem tazminatı alma hakkına sahip olabiliyor. Bunun dışında sözleşmeyi feshedemiyoruz ama işveren olarak biz hala daha elektif işlemlere başlamadık diyelim. Acil işlemlere devam edeceğiz. Ama bu kadar çalışana da ihtiyacımız yok çünkü gelirimiz azaldı. O durumda yapabileceğimiz şeyler neler? Birincisi
ücretsiz izin uygulaması. Ücretsiz izin uygulamasına çıkabilmemiz için çalışma koşullarında esaslı değişme olduğundan ancak işçi ve işverenin anlaşmaları halinde ücretsiz izin uygulaması yapılır. Bu süreçte iş sözleşmesi askıda kalır. Normale döndüğünüz takdirde iş sözleşmesine kaldır yerden devam edersiniz. Yıllık izin kullanımı. Yıllık izin kullanımında eğer yıllık izin hakkı hak edişi doldursa işveren işçinin talebine bağlı olmaksızın yıllık izni kullandırabilir. Hak edişleri dolmayanlara ise yani bir yılın sonunda 14 günlük izni kullanma hakkı olacağı için bir yılı dolmayanlara tavsiye niteliğinde henüz bir yılın dolmadığı fakat biz seni şimdi yıllık izni kullandıralım daha sonrasında buradan mahsup edelim düşelim şeklinde bir anlaşmaya varıp yazılı şekilde bunu tutanağa düşerlerse yıllık izinde kullandırma yoluna gidilebilir. Yahut işveren ben ücretimi çalışanıma ödeyeceğim, onu mağdur etmek istemiyorum diyebilir. Fakat bu durumda da ne oluyor? Aslında bir çalışma karşılığı olan ücret çalışma olmaksızın ödenmiş oluyor. Bu durumda da yapılabilecek şey telafi çalışmasına gitmek olabilir. Bu tamamen aslında işverenin kendi inisiyatifi. Yani işveren çok gönlü açıktır. Çalışmamış olsa bile ben ona ücretini ödeyeceğim diye de bilir. Ama yok yani ben ödedim mağdur olmasın diye ödedim ama sonrasında ben çalıştıracağım diyorsa telafi çalışmasına gidebilir. Burada dikkat etmemiz gereken şey telafi çalışması normal çalışmaya başlandığı tarihten itibaren 4 ay içerisinde yapılmak durumunda. Ve telafi çalışmasını hafta tatili günlerinde yapamazsınız. Yaparsanız ne olur? Şikayet edilirseniz idari yaptırımı var. Para cezası ödüyorsunuz. O da yani tam olarak rakamını hatırlayamam ama çok çok yüksek bir rakam değildi. Kanunen yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunda da telafi çalışması yapacaksanız haftanın çalışma günlerine böleceksiniz. Haftada günlük çalışma süresi olan 11 saati aşmayacaksınız ve her halükarda da 3 saati geçirmeyeceksiniz çalışanınıza. Yani günde çalışma saatiniz normalde 7,5 saat ise 3 saat çalıştırabilirsiniz. Çünkü henüz 11 saati geçmiyor. Ama günlük normal çalışma süreniz 9 saat ise haftada 5 gün çalışıyorsanız 9 saat ise 11 saati geçmeyeceği için maksimum telafi çalışması yapabileceğiniz saat 2 saat olabilir böyle bir durumda. Bu arada devletin aldığı önlemler durumunda pardon iş yerinin kapatılması gerekebilir. Genel bir karantina uygulanabilir. Buna rağmen devletin aldığı önlemlere rağmen çalışmaya devam ederseniz bunun da bir cezai yaptırımı var. Bu da TCK'nın 195. maddesinde düzenleniyor. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma cezası var. Ve 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Tabii bir de idari yaptırımlarda söz konusu. Bu hukuk bile bir derya. Anlat anlat bitmiyor. Ama sizlerin şu an hani ana kapsamda bilmeniz gereken şeyler bunlar. Her zaman ihtiyacınız olduğu durumlarda yardım etmeye hazırım. Anlattıklarım bu kadar. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Teşekkür ederiz. Olmaz mı? Biraz uzun anlattım herhalde. Saat kaç oldu bilmiyorum ama. Yok, sadece anlattıklarınız çerçevesinde mesleği yapmamaya karar verdik. Maalesef evet biraz öyle. Yani şöyle Zaten Bey, Sağlık Bakanlığı ucu açık bir açıklama yapıyor. Yani öyle olunca da biraz yükümlülük sizlere kalıyor açıkçası. O yüzden de önlemleri olabildiğince yüksek derecede alırsanız sizler için iyi olur. Evet, ya sunumun başında konuşmuştuk. Bizler bütün bu bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmeyi bilerek o bilinçle mezun oluyoruz. Eminim ki bütün meslektaşlarım bu bilinçle çalışıyorlar. Sadece başımıza gelebilme ihtimali olan şeylerle alakalı bizi uyardınız. Teşekkür ederim. Dün yine video konferansla genişletilmiş başkanlar toplantısı yaptık internet üzerinden. Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı ve diğer başkanlarımızla. Bu çerçevede bilim kurulu aslında bir iki gün içerisinde bir yayın yapacak.
Artık elektrik işlemlere de bakmak durumunda kalacağız. Dolayısıyla anlattıklarınız çok kıymetli. Neredeyse her hastaya bakmak durumunda kalacağımız normalleşme sürecine giriyoruz çünkü. Aynen öyle. O noktada da dediğim gibi bir hazırlık yaparız. Ben web sitesine yayınlamanız için sizlere ayrıntılı formları düzenler teslim ederim. Umarım faydalı olur meslektaşlarınız. Şimdi Serdar'dan soruları alalım. Aktarıyorum. Çok teşekkürler Gizem Hanım. Hakan Danışman'ın bir sorusu var. Sağlık Bakanlığı'nın diş tedavileri ile ilgili genelgesi sadece tavsiye niteliğinde. Bir yasak söz konusu olmadığına göre bu durumun bir yaptırıma bağlanması nasıl mümkün olabiliyor? Az önce de ifade ettiğim gibi Sağlık Bakanlığı tavsiye veriyor. Evet, sizlere çalışın veya çalışmayın demiyor. Fakat sonuç olarak bir salgın olduğunda burada hekimin kendi üzerine yükümlülük var ve Sağlık Bakanlığı ben çalışmayacağım diyebilir ya da yargı böyle bir öneri varken hekim bu riski almıştır da diyebilir. O yüzden şu an önümüzde emsal bir yargı kararı yok hastalar açısından ne olacağı noktasında. Ben kendi hukuki görüşüm olarak şöyle düşünüyorum. Siz hastadan gerekli her türlü yazıyı aldıktan sonra kusur noktasının size yükletilmesi biraz zor olacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü önlenemez bir durumla karşı karşıyayız. Ama bu noktada gerçekten tüm yazılar alınmış olması sizler için önemli. Aksi takdirde hasta ve diş hekimi ilişkisinde hastaların COVID-19'a yakalanması halinde sizleri suçlama yoluna gitmekten çekinmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü orada bir hali hazırda bir muayenehane var ve böyle bir işlemden kaynaklandı denilebilir. Evet, Sayın Ali Petek formu sormuş. Siz zaten az önce bahsettiğiniz tüm aydınlatılmış onam ve diğer formları hazırlayıp zaten sunacaksınız. Ona göre yayınlayacağız evet. Biz de. Bu şekilde bir tarafından hazırlanan bir örnek vardı ama biz de harici olarak düzenleyelim. Gene söylediğim gibi birçok özellikle olası COVID-19 vakası uygulama kılavuzunu bu şekilde tarayıp gideriz de siteye. Fakat bahsettiğim Sağlık Bakanlığı'ndaki kurulun linkini de veririm sizlere. Oradan da gerekli formlara ulaşabilirler. Teşekkürler. Filiz Uğur'un bir sorusu var. Muayenehanedeki çalışmayı bir yıllığına dondurma imkanı var mı? Salgıdan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edebiliyor muyuz mücbir sebepten dolayı? Az önce de bahsettiğim gibi mücbir sebebin devam ettiği süreç burada önem arz ediyor ne kadar süre süreceği. Zorlayıcı sebepler olarak tanımlanıyor iş kanununda. Kanunun işçiler açısından düzenlenen maddesi 24.3. İşverenler açısından düzenlenen maddesi 25.3. Burada işveren bir haftadan sonrasını artık ücret vermeksizin çalışanlarıyla iş sözleşmesini askıya alabilir. Çalışan bu askı halini kabul etmeyip iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Feshederse çalışan işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar. Fakat 17 Temmuz tarihine kadar yeni bir kanun maddesi çıkarsa, bilemeyiz onu ama çıkmazsa, 17 Temmuz tarihine kadar işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkı yok. 17 Temmuz'dan sonra ise iş sözleşmesini feshetme hakkı da olacak işverenin. Burada sanki işveren olmaktan ziyade kendi çalışmasıyla ilgili sormuş olduğunu tahmin ediyorum Filiz Uğur'un. Yani kendim ben izole olabilir miyim demeye çalıştığını düşünüyorum. Kendisi çalıştığı için tabii ki olabilir. Ona engel teşkil edecek bir şey yok. Tamamdır. Sadece bu bilgilendirmeyi diş hekimleri odasına ve sağlık müdürlüğüne yapmak zorunda. Eğer çalışmayacağım bir sene diyorsa o bilgilendirmeyi bir dilekçeyle iletmesi gerekiyor. Evet, o noktada da çalışma izni belgesi söz konusu olacağı için tabii ki askıya aldığını bildirmesi lazım. Onda da bildirim süresi 5 gün müydü Gassan Bey? Sağlık Bakanlığı'na sanki İl Sağlık Müdürlüğü'ne kısa bir süresi var. Onu da atlamaması lazım. Evet, yani günü hatırlamıyorum ama bildirilmek durumunda. Kendisi için sorduğunu teyit etti. Böylece cevaplamış olduk Filiz Uğur'un sorusunu. Hakan Kaputlu'nun bir sorusu var. Randevusuz gelen hastayı hemen kabul etmeyip bu bilgilendirme formunu okuması için muayene öncesinde telefonuna gönderip okuması gerektiğini belirtip imza onayını hazırlayabilir miyiz? Teşekkür ederim.
Zaten şu an açıkçası önerilen şey, randevusuz hasta gelirse almayın deniliyor. Yani randevusuz çalışmayın. Randevusuz hasta gelirse, onu tam anlayamadım Serdar Bey. Yani öncesinde randevusuna gelmeden önce ben telefonla o formu gönderip okumasını sağlasam, onu okuması gerektiğini belirtsem, imzasının onayını istesem, imzasının onayını hazırlayabilir miyiz? Tabii ki hazırlayabilirsiniz. Yani öncesinde göndermenizde hiçbir sakınca yok. Okumuş olur zaten, geldiğinde de imzalar. Öyle bir sakınca yok. Peki. Filiz Hanım tekrar ile sorusuna devam ediyor. Vergi dairesi açısından nasıl olacak diye soruyor. Bir yıl ara vermek isterse ne yapacak diye. Şimdi vergi dairesi açısından şöyle olur. Gelir açısından vergi yükümlülüğünüz doğmaz. Fakat tabii bu konuda çok yanlış bilgi de vermeyeyim. Bunu mali müşavirler daha iyi bilir ama benim kendi hukuki bilgiyi vereyim. Gelir vergisi ve KDV noktasında bir probleminiz olmaz. Ama iş yeriniz sicilden sildirmediğiniz için hala iş yeriniz açık görünecektir. Bu noktada da damga vergisi gibi vergileri ödemeye devam etmek zorunda kalırsınız. Aksi takdirde vergi dairesi çünkü re'sen terkininize kadar gidebilir. Askıya alacaksanız bu askı halini bildirmeniz gerekir. Yani işi sonlandırmakla askıya almak farklı şeyler. Bu sebeple askı halinde damga vergisi gibi aylık 90 lira civarında bir şey ödüyorum. Onu ödemeniz devam eder. Meslek odasında da kayıtlı kalmaya devam edeceksiniz çünkü. O sebeple bu bildirimi de yapmanız gerekir. Ya bu konuda küçük bir katkı sağlamak istiyorum. Sevgili sekreterimiz Gökhan bir hatırlatma yaptı. Bu süreç içerisinde sağlık müdürlükleri aslında bakanlıklardan biraz bağımsız kendi bölgelerinde bazı uyarılarda bulundular. Polikliniklerin kapatılamayacağına dair. Bunu muayenehaneleri dahil ettiler, etmediler. Önce dilekçe verenler kapatabildiler bu süre içerisinde. Belli bir süreden sonra dilekçe verenlerin de kapatılmasına müsaade etmedi. Sadece acil hasta bakacaksınız ama polikliniklerinizi kapatamayacaksınız dediler. Şu an 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine de giriyoruz. Her an yeni bir şeyler yayınlanıyor. Onu yine de sağlık müdürlüğüne sorup danışmakta fayda var. Ben kafama göre kapatıyorum diyemeye de bilirsiniz. Tabii işin var Gassan Bey. Bu konuyla ilgili olarak biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı yayın da yaptı. Sağlıkla ilgilenen hiç kimseye mesleğinden istifa etme hakkı tanınmıyor şu an. Evet. Böyle olunca bunu bu noktada da değerlendirebilirler. O yüzden hani istifa edemeyen çalışmayı da durduramaz şeklinde bir değerlendirme yapabilirler. Çünkü bu COVID-19 her türlü sağlık personeline acil bir anda başvurmayı gerektirmek önlemi olarak alındığı için belki buna müsaade de edilmeme ihtimali olabilir tabii. Sayın Ali Peteğ'in bir yorumu var başkanım. Bu daha çok size yönelik gibi. Bu formları ücret oda ücreti karşılığında hazırlasın biz de alalım diye bir yorumda bulunmuş. Onan formlarını mı? Evet bunlar için söylüyor. Herhangi bir ücrete gerek yok. Biz bunların hepsini sosyal medyada sitemizde paylaşırız. İsteyen herkes muayenehanesini bilgisayardan indirebilir. Tedarik edebilir yani. Şu anda gelen başka bir soru görünmüyor. O kadar güzel bir açıklayıcı anlattınız ki gerçekten soruyor kalmamış. Hızlı konuştuğum için bu konuşmayı yaparken acaba çok mu hızlı konuşacağım gelince biraz korktum. Akıcı, keyifli ve bilgilendirici bir toplantıydı. Teşekkür ederiz. Serdar, eğer başka soru yoksa ben bu süreçte katkı sağlayan herkese, konuşmacılarımıza, Serdar sana, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, odadaki çalışanlara hepinize teşekkür etmek istiyorum. Sağlıkla güzel günlerde keyifli yüz yüze görüşeceğimiz başka toplantılarda görüşmek dileğiyle deyip toplantıyı kapatmak üzere. Pardon başkanım, bir meslektaşım bir soru sormuştum cevaplanmamış diye mesaj attı ancak ben sorusunu göremiyorum şu anda. Onu bir daha sorarsa alalım soruyu. Sizden rica edeceğim Sayın Neşe Fettahlıgil, sorunuzu tekrar edebilir misiniz? Sorunuzu ben ne yazık ki göremiyorum da tekrar sorabilir misiniz Neşe Hanım? Yazarsanız buraya.
Serdar eğer soru ulaşmıyorsa özelden de cevaplandırabiliriz. Yine Gizem Hanım'a danışıp. Onam kağıtları tedavisi devam eden hastalarda her gelişinde tekrarlanmalı mı? Her gelişinde onam kağıdının tekrarlanmasına gerek yok. Sadece o formlara en azından randevu tarihleri tek tek yazılarak altına her randevuda bir kere daha imza atılırsa tarih olarak yeni bir kağıt imzalamaya gerek kalmaz. Bazen tedaviler uzun sürüyor, o yüzden soruyormuş Neşe Hanım. Yani eğer teker teker alma noktasında zorluk yaşayacaklarsa dediğim gibi aynı onam formunun altına bu tarihteki tedavisinde onam formunu kabul ediyorum şeklinde aynı formun devamı niteliğinde imza atabilir, yeterli olur. Evet, başkanım başka soru görünmüyor şu aşamada. Tamam. Yine meslektaşlarımızdan bir dilek, bir temenni, yapıcı bir eleştiri gelirse hepsini en kısa sürede değerlendireceğiz. Böyle bir organizasyonu yine ihtiyaç hasıl olursa yakın zamanda organize edebiliriz. Yapabileceğimizi de gördük. Eline sağlık tekrar Serdar. Rica ederim. Bir soru daha geldi. Pardon, sözünüzü kesiyorum. Online formlarının farklı dillerde düzenlenmesi mecburiyeti var mı? Örneğin bir Rus hasta ben bunu anlamadım deyip bizi sıkıntıya sokabilir mi? Odamızın farklı dillerde form düzenlemesi mümkün mü? Yani oda bunu farklı dillerde muhtemelen düzenleyemez diye düşünüyorum ama bunu bir yeminli tercümana çevirttirerek, yani yeminli olmasından kastım noter onaylı olması değil, sadece gerçek metni aynı dilde doğru olarak çevirdiğine dair belgesi olan kaşesini basması yeterli. Bu şekilde bulundururlarsa çalıştıkları hasta kitlesine göre onlar için daha iyi olur. Çünkü Türkçe dilde imzalattığımız formun hiçbir geçerliliği olmayacak yabancı bir vatandaş için. Yabancı hastaya bakmak sağlık turizmi sınırları içerisine giriyor. Zaten yabancı hastaya bakabilmek için Sağlık Bakanlığı bazı kural ve kaideler koydu. Bunun içerisinde gelen hastayla iletişime geçebilecek birilerini istihdam etmesi gerekiyor. Gelecek kişiyle alakalı internet sitesinde o dilde açıklayıcı tedaviyle, planlamayla ve sonuçlarıyla alakalı bilgiler gerekiyor. Onun içerisine onam formunda sokmak gerekebilir muhtemelen. Bir de şeyi de söyleyeyim. Tedavi süreci uzun devam eden hastalarda bilgilendirme formuyla diğer hastaya uygulanacak tedavi onam formu evet her seferinde tekrar tekrar yazdırarak imzalatmaya gerek olmayabilir. Dediğim gibi tarih yazabilirsiniz. Fakat COVID-19 sanık formunun her gelişinde tekraren düzenlenmesi gerekir. Atıyorum implant tedavisinde bildiğim kadarıyla en az bir 3-4 ay süre konuluyor yerleştirilmesi için. Bu 3-4 aylık süre içerisinde birileriyle ilişkisi olabilir. Yurt dışına gitmiş gelmiş olabilir. Bu noktada yeniden onun güncel bir şekilde alınması gerekli olur. Teşekkürler. Ne değil. Tamam mı Serdar? Burada başta soru göremiyorum başkanım. Buyurun. Kapatabilirsiniz. Eteklerinize sağlık. Eğer son söz bir şey söyleyecek misiniz Gizem Hanımcığım? Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı güzel günlerde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler.